HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Hafta içi sabah olduğu gibi biliyorsunuz, gündeme dair sorularınız, düşünceleriniz, önerileriniz için 0212-363-0434 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağım. Tabii önce şöyle bir haftayı bir hatırlatmak istiyorum. Trendyol Süper Lig biliyorsunuz başladı. Cuma günü Trabzonspor kendi evinde Biteksen Alanya Antalya Spor'u 1-0 yendi. Kasımpaşa evinde Ankara Gücü'nü 3-2 yendi. Tümosan Konya Spor İstanbul Spor maçı 1-1 sona erdi. Mondi Home Kayseri Spor Galatasaray maçı 0-0 sona erdi. Bendik Spor Futbol AŞ evinde Atakaş Hatay Spor'a 5-1 mağlup oldu. MS Yapı Sivas Spor Yılport Samsun Spor'la 1-1 berabere kaldı. Yukatel Adana Demir Spor evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken Fenerbahçe'de evinde Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'yi 2-1 ile geçti. Günün programına baktığımız zaman bugün saat 21'de 2 tane maç gözüküyor. Koren'den Alanya Spor Rams Başakşehir Futbol Kulübü ile Babakars Fatih Karagümrük Beşiktaş maçları gözüküyor. Günaydın. Günaydınlar. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Cihan ben, Ankara'dan. Buyurun Cihan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Abi ilk hafta maçları tamamlanmadı tam olarak. Bugün tamamlandı. Bugün iki tane daha var, doğru. İki maç evet, daha var. Evet, bugün iki tane daha var. Ya şimdi yapılan transferler sonrasında ve oynanan Avrupa kupalarındaki farklı galibiyetler üzerine şimdi lig içerisinde... Biraz havaya mı girdi takımlar, kötü mü diyorsun? Avrupa'da farklı, ligde mi farklı? Kötü değil. Şimdi şöyle, ligin kabul etsek etmesek de kendi içerisinde bir kalitesi var. Şimdi o kalitesi demek ki bizim oynadığımız diğer takımların kalitesinin üstünde. Bu üstünlük üzerinde de bizim almış olduğumuz sonuçlar Avrupa'da farklı geldi. Yani biz de hemen bir gaza geldik. Ama havaya girdik hemen. Evet, ama baktığımız zaman şimdi Galatasaray ne yaptı? Kayseri ile oynadı. Kayseri kaç sezondur? 1,5 sezondur, yanlış bilmiyorsam ya da 2 sezondur. 2 sezondur. Sıkıntı kapalı. Tabelası kapalı. Şimdi Galatasaray, herkes anlatıyordu. Şu Tete geldi, o geldi, bu geldi. Hani oynamadılar. O başka bir durum belki ama sonuçta takımın komplesi bir oyuncu grubundan oluşuyor. Yani Tete'yi de kabul etsin. Diğer Zaha'yı da oynayıp oynamadığını kabul etsin. Sonuçta takım takımdır. Doğru. Şimdi burada anlam sonuca baktığınız zaman yine aslında çok bir şey değişmemiş gibi görüyoruz. Hani çok fazla etkisinin olmadığını görüyoruz. Ben burada aslında değinmek istediğim konu şu. Şimdi bu takımlar bu transferleri yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'yi dün gördük. Hani depremden etkilenen bir takım. Ligden çekilmiş bir takıma karşı oynadı. Hani bence çok daha farklı bir skor alması gerekiyordu bu kadro. Öyle bir de almış olduğu kadrodaki oyuncuların kalitelerine baktığınız zaman aslında yani sezon içerisinde kuracağı takımın neredeyse iskeletinin tamamını oynattı diyebiliriz. Yani bir iki tane yeni gelen oyuncuları saymazsak onlar oynamadı. Ben şunu sormak istiyorum abi şimdi. Hani oyunun kalitesi veya o bu değil de. Şimdi bu futbolcular satın alınıyor mu? Alınıyor. Şimdi ülkenin ekonomik konjonktürü belli mi? Belli. Yani belli bir sıkıntı döneminden geçiyoruz. Şimdi bu oyuncuların vergilerini kim veriyor? Kulüpler veriyor. Sen ben veriyorsun. Evet. Şimdi yani Cihan, yanlış anlama. Kulüpler de vermiyor. Kulüpler diyor ki vergi borcu af maf çıkartıyorlar kendilerine, doğru mu? Tamam, ben de onu diyeceğim işte. Sen veriyorsun, ben veriyorum Can. Aynen. Şimdi biz taraftar mıyız? Taraftarız. Evet. Fakat şimdi... Taraftarız biz, çekeriz cefa diyorsun yani. Hayır, cefa çekmez yani. Ben hiçbir şekilde bu kulüplere para kazandırmak istemiyorum. Çünkü niye? Benim aldığım ekmeğin fiyatı 10 liradan 20 liraya, 10 liradan 15 liraya çıkıyorsa... Bu ve buna benzer ülke içerisindeki bu ve buna benzer ekonomik sorumsuzluklar yüzünden oluyor. Yani şimdi affedersiniz de ben burada dinleyen taraftar arkadaşlara şey yapıyorum. İsterse Ronaldo'yu getirsinler, Messi'yi getirsinler, geleceğe Ronaldo'larını, Messi'lerini getirsinler, umurumda değil. Çünkü neden? Yani herhangi bir kalite oluşmuyor. Kalite oluşmadığı için para gelmiyor. Seyir zevki sıfır. Ve ben bunun üzerine ülkedeki bu ekonomik buhran içerisinde bir de kulüplerin yemiş olduğu bu haltlar yüzünden ekstra cebimizden para veriyoruz.
Ya bu ülkenin bu durumda olmasının nedeni sadece yönetim falan değil. Yani insanların vurdum duymazsızlığı, kulüplerin bu şekildeki vurdum duymazsızlığı ve işi kolay almaları. Kulüp zaten ne yapıyor? Zaten vergi borcu, vergi indirimi gelecek. Zaten af gelecek. Biz alalım, yapılandırırız, onu yaparız, bunu yaparız. Yıllardır baktığınız zaman aslında olan olay bu. Siz bir Fransa'ya gidin bakalım. Ya Fransa'ya bırak, herhangi bir yere gitsen bile böyle bir evet, şey yok. Evet, yani. Ya inanın, Fransa'sı iyi tersi değil yani. Şu an oynattınız, yabancıları oynatamazsınız. Yani size şöyle söyleyeyim. Mısır, ondan sonra Tunus, oradaki alt kümeteki sporcuları getiremezsiniz buraya. O şekilde bir uygulamayı yaptığınız zaman. Ama bunun başka türlü bir çözümü yok. Şimdi Bulgaristan Ligi niye kötü? Romanya Ligi niye kötü? Orada bu uygulama olduğu için kötü. O ülkeler de küçük ülkeler. O ülkelerin de ekonomik durumları iyi değil. Ama adamların sporları da büyümüyor hiçbir şekilde. Çünkü sebebi bu. Yani bir vergilendirme mekanizması var. Bir ödeme, bir ekonomi mekanizması var. Doğru. Bizde abi ekonomi yok. Ama sanki biz bu üç tane büyük, ben Beşiktaş. Peki bir şey söyleyeceğim sevgili. Tamam bak güzel. Tabii. Ben Beşiktaşlıyım dedin. Beşiktaş taraftarı şu an neyi, kimi istiyor? Abi istemediğiniz bu büyük cehalet, bu cahillik başka hiçbir şey değil. Yani bu sana göre öyle ama herkese göre farklı. Abi işte ama bu böyle olmaz ki. Ya şimdi sen izliyorsun. İzlediğin zaman cebine o şey, o paranın gelecekte ne şekilde girip girmeyeceğini bilmiyorsun. Yani sen bu kulübe bu şekilde güler yüzle, sempatiyle yaklaşıyorsun ama bunun cefasının ya sadece futboldaki ekonomik şeylerden dolayı ülkenin ekonomisi etkilenmiyor. Evet ama sonuçta bu da bir etken. Ya hı hı. Benzer şekilde bunlar holding sonuçta. Yani siz bu şekilde düzgün yönetmezseniz hiçbir şeyi sonuç alamazsınız. Evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Son olarak şunu diyeceğim abi. Biz kulüplerimizi dev aynasında görmeyelim. Biz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ne Ajax'tan büyük, ne PSV'den büyük, ne Benfica'dan büyük, ne Porto'dan büyük. Bize sorsanız bizim takımlarımız Real Madrid'de Barcelona ile eşdeğer takımlar diye görüyor bizim taraftarımız. Bizim futbol kültürümüz İngiltere Şampiyonası kadar değil. Portekiz'in orta sırasındaki takımlar kadar değil. Ya bunu bizim vatanımızdaki, milletimizdeki insanlarımızın anlaması gerekiyor. Benim demek istediğim nokta bu. Bir serzenişim var. Ya anlayan anlar, anlamayan... 8 dakika serzenişte bulunan ama Cihan, yemin ediyorum bak. İlk kez sana... Şaka yapıyorum. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol, görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere. Tabii şimdi burada taraftarların da suçu var. Şimdi geliyorsun bir yandan isyan ediyorsun ama öte yandan da bakıyorsun işte efendim Beşiktaş'ta Sayın Ahmet Nurçebi ben diyor sponsor paralarını diyor transferler harcamam diyor ama ortada sonucu or görüyorsun. İşte stada gidiyorlar, Ahmet Nurçebi istifaya davet ediyorlar. Birkaç gündür de Talişka alınacak, Talişka gelecek. Ne yapacaksın, ne edeceksin, o parayı bulacaksın diye isyanlar başlıyor. Sosyal medyada neler dönüyor Ahmet Nurçebi? Bir kulüp başkanı ile ilgili neler yazıldı ya? Yani ben okurken utandım. Yazarken nasıl utanmadı bazı insanlar? Onu da belirtmemiz lazım. Yani hakikaten o kadar bel altı gidilmiş ki Sayın Başkan'a ki çok önemli bir camianın kulüp başkanı. Seversin sevmezsin ama yani insanlara biraz yaklaşırken de veya bir şeyler söylerken de biraz dikkat etmek gerekiyor. Sayın Ahmet Nurçebi kulübün hakkını savunmaya çalışıyor. Elinden geldiğince finansal anlamda düzeltmeye çalışıyor. Beşiktaş'ın kadrosu evet eksikler var mı var ama onları da toparlayacaklar zaman içerisinde. Günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Manisa'dan Songül. Songül Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Galatasaray taraftarım, iyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok mersi, buyurun Songül Hanım, dinliyoruz sizi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Galatasaray hakkında konuşmak tabii istiyorum. Tabii ki, buyurun. Ve buradan bütün Galatasaraylılara da aynı şeyi söylemek istiyorum. Yani lütfen bağlanıp. Kendi takımınız zaten. Yok, penaltıydı. Yok bilmem neydi. Hı hı. Bırak ya, sen oynadığın oyuna bak. Yani Allah aşkına, Galatasaray sezona başladığından beri hangi Galatasaray taraftarı memnun? Ben hiç değilim. Ödül patlıyor, eğleneceğiz diye. Ama daha ilk hafta. Ama daha ya ilk olamaz hafta. Ya. Olamaz. Bakın, bir futbol takımı, takımını eleştirebilmemiz için tam anlamıyla böyle ben hep dedim ki 8-9. Haftaları beklemek lazım. Şimdi ama Galatasaray kaç tamam. Maç yaptı şu anda? Avrupa maçlarıyla beraber. Altıncı maçında galiba. Yani 2-3 hafta veya 3-4 hafta sonra asıl o zaman eleştirmemiz lazım. Yeni gelenlerin tamam. Uyumları işte sakatlığın düzelmesi falan filan kadronun şekillenmesi anlamında. Fenerbahçe'nin de 4. 5. maçı. O Fenerbahçe açısından da bir 4-5 hafta beklemek gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani, buyurun. Tabii ki de. Ben buyurun. Lig için hiç yani lig, bu sene ben ligi hiç düşünmüyorum. Gördünüz, şampiyon olan takımın aldığı parayı gördünüz. Evet. Bıraksın ligi Galatasaray. Bir an önce Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya baksın. Doğru. Çünkü
Çünkü orada para var. Doğru. Fenerbahçe için evet lig daha önemli. Ben Avrupa'da da çok iyi olacaklarını düşünüyorum. Çok güzel bir kadro kurdular. Kıskandım açıkça söyleyeyim. Çok iyiler. Ve ben yani mesela Fenerbahçe'de için sadece şurada üzülüyorum. Şunu söyleyebilirim. Yani ben şu an dışarı çıktığım zaman bütün çocukların üstünde Icardi forması var. Fenerbahçe bu nesli bir kaybetti. Bunu bir an önce kazanması gerekiyor bence Fenerbahçeliler için. Ben başka hiçbir şey söyleyemem. Yok akşamki pozisyon şöyleydi. Yok bu Galatasaray'la ya maça gidiyorsunuz. Ben gelemiyorum maça tabii ki de ama gidiyorum burada destek oluyorum. Ben 6 aylık kızıma gidip stordan bir şeyler alabiliyorum. Destek olmak için. Ama ben bu maçı izleyip bir tane heyecanlanmadım ya 90. 100 dakika maç oynandı. Okan Buruk çıkmış hala maç sonu. Ne konuşuyor acaba? Çok merak ettim hakemlere. Gerçekten çok merak ettim. Yani maç bitti dakikalarca hakemlere itiraz etti. Ne istiyor? Saati gösteriyor. 3-4 dakika daha mı oynarsın? Ne olacak 3-4 dakikada? Galatasaray 5 gol mü atacak? Toplam 100 dakika oynanmış maç. Uzatmalarla beraber 101 dakika oynandı toplam. Yani sen... O dakikalarda gol atamadın. Birkaç dakikada mı gol atıyorsun? Icardi kafa vurdu. O da kaleciden döndü. Bir tek heyecanlandığımız pozisyon. O da yarım yamalak. O oldu. Sen hala Berkan'la bilmem neyle başlıyorsun. Yani böyle insan izlerken sinir olmamak elde değil. İlk 11'ler açıklandığında dört gözle ben ilk 11 bekliyorum mesela maçtan önce. Kimi koyacak acaba gene diye. Ya siz neredesiniz? Biz de, sizin, ya. Biz de sizin gibi dinleyici bekliyoruz. Neredesiniz ya? Niye yine? Bağlanamıyorum ki. Bağlanamıyorum ki. Yani her gün bağlanan bir kişi açmış. İsim söylemek istemiyorum. Çok sinir oluyorum ona da ama neyse. Konumuz o değil. Neyse. Yani gerçekten bağlanmak çok istiyordum. Hı-hı. Bugün en azıcık oldu ama gerçekten Okan Buruk'a o kadar kızgın, o kadar sinirliyim ki anlatamam. Hiçbir takımı görmüyorum ben. Sadece Galatasaray'ı görüyorum. Galatasaraylıların da bunu yapmasın. Yok Kadıköy'de kara gece, yok bilmem ne böyle sayfalar açmasınlar da. Maça gidenler bir zahmet Okan Buruk'a orada bir tezahürat, bir şey, bir eleştiri, bir şey yapsınlar. Bu da kendine çeki düzen versin. Yoksa ilk yarıyı göremeyeceğini düşünüyorum. İnşallah da göremez. Çünkü hiç memnun değilim kendisinden. Bu takım, bu kadar güzel bir yönetim var, bu kadar güzel bir kadro var. Okan Buruk hala... Yok %80 hazırmış bakan bu. Yok daha %100. Hangi kendisi acaba hazır mı %100? Ben onu merak ediyorum bu sezona. Yani sanki aylarca tatil oldu liglerde. Zaten 2 hafta oynamadılar. Ya inanılır gibi değil. Çok üzgünüm. İlk sezonun daha başından üzgünüm. Ben bir kere çok hisli bir insan olduğumu düşünüyorum. Ve bu sene bir kere şampiyon olamayacağını düşünüyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde akıllanırsa inşallah bir yerlere gider. Hı hı. Ve oraya gitsin. Bu sene de oraya gitsin istiyorum. Peki. Çok hayırlısı herkes için de yani bu kadar söyleyeceklerim. Ben çok teşekkürler. Herkesten de sağ olun bekliyorum. Çok teşekkürler. Herkesten. Peki. İyi günler, iyi çok yayınlar. Teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Çok mersi. Kısa bir ara. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Ters Köşe devam ediyor. Saatler 10-17'yi gösteriyor. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İyi yayınlar. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Mutlu haftalar. İstanbul'dan Tayyip ben abi. Fenerbahçeliyim. Buyurun Tayyip Bey. Hoş geldiniz. Ama sanki böyle geçen senenin böyle bir şeyini yaşadık gibi geldi bana. Nesini böyle acaba dedim. Nesini? Böyle 2-0 öne geçtik. Sonrasında penaltı kaçırdık. Yani geçen senenin devamı gibi geldi ama tabii ki ilk hafta. Buradan ben Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Yani herkes bugün taraftara sesleniyor. Buyurun bakalım. Taraftarlar abi, taraftara sesleniyor. Buyurun. Abi Altay adına gerçekten çok özür dilerim. Tamam ben de memnun değilim. Performansından ben de memnun değilim ama oraya Fenerbahçe forması giymiş bir kaleciye de yani o derece yapılması ya şu an elimizde başka bir seçenek var mı? Ya İrfan Can'ı oynatacak ya da onu oynatacak. Yani 2 sene önce takımın prensi olan Altay'ı ya bu şekilde yerden ye tamam gidecek zaten büyük ihtimalle. Bu hafta içinde Livakovic gelecek herhalde değil mi abi? Kaleci gelecek bu hafta içi evet. Yani büyük ihtimalle ben hatta şöyle düşünüyorum. İnşallah satmazlar sadece kiralama seçeneğine giderler Altay'ı. Çünkü Altay ileride tekrardan Fenerbahçe'ye hizmet edebilir. Ama dün onun adına çok üzüldüm. Gerçekten onun yerinde olmak istemezdim. Fenerbahçe formasını giyip de bu kendi taraftarın tarafından protesto edilmiş. Protesto edilebilir tabii ki ama şişeler falan atılmış herhalde. Maç sonunda dağılamış. Yani en mantıklı seçenek şu an bir ayrılık gözüküyor. Siz nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi dün?
Ya şöyle sana söyleyeyim. İlk andan itibaren ben Fenerbahçe'yi zaten kadro yapısına baktığın zaman beğeniyorum, net söyleyeyim. 2-0'dan sonra bir rehavete kapıldı. Sanki böyle 5-6 yaparız havasına girdi Fenerbahçe. Evet, evet. En güzel yorumu Edin Dzeko yaptı zaten. En güzel yorumu. Yani 5-6 yaparız dediler ama ondan sonra tabii rakip hakikaten Antep iyi bir takım. Yani şimdi evet, depremden dolayı büyük Hatay'da mesela büyük sıkıntı yaşıyor ama Antep iyi bir kadrosu var. İyi bir oyun yapısı var. İyi bir teknik direktörü var. Oyuna müdahaleleri var. Kırmızı kart pozisyonuna gelince yani o futbolcu niye onu yaptı ben de anlamış değilim. Net söyleyeyim. Antep'ten atılan futbolcuyla ilgili şey ama 10 kişi kalmasına rağmen çok iyi mücadele etti. Fenerbahçe rehavete kapıldı. Rakibi küçük gördü futbolcu. Kimse kusura bakmasın yani. Bir ilk anlarda gelen goller 5-6 olur falan filan muhabbetine girdiler ama durum öyle olmadığı gözüktü. Dzeko çok iyiydi. Yani birebirlerde tek vuruşlarda inanılmaz goller atacak. Ben sana söyleyeyim. Bu sene Tadiş'in orada penaltı kaçırmış. Tadiş'in şimdi vururken topu nereye atacağını hissedebiliyorsun. Yani ben kaleci olsam büyük ihtimalle anlarsın yani kurtarsın veya kurtarsın. Vuracağı zaman Tadiş'in nereye atacağını hissediyorsun. Bak iki penaltı attı sonra bir Avrupa maçı bir dünkü maçı at. Avrupa maçını da kurtarabiliyordu. Hep parmakların ucundan evet. İçeri girdi. Dünkü maçta da kaleci kurtardı. Yani atacağı yönü tespit edebiliyorsun ama şunu sana söyleyeyim. İyi bir kadro var. İyi bir kaleci bir 6 numarayla beraber Fenerbahçe bu sene çok güzel işler yapar gibime geliyor. Evet. Fred'le Cengiz Ünder de girecek daha bu takıma. Tabii. Fred'le Cengiz Ünder girecek. Endombele herhalde büyük ihtimalle olacak gibi geliyor bana. Yani orta sayı 6 numara. Juventus'tan 6 numara gelebilir. İnşallah bir an önce biter. Tamamen kadro yeni otur. Çünkü ben Avrupa'dan da çok umutluyum bu sene. Abi yani şampiyonluk haricinde. Gerçekten biraz önce Hansen de söyledi. Türkiye'de çok komik bir rakam. Şampiyon olan takımın aldığı 40 milyon TL. Yani çok komik bir rakam. Ya bunun için mi uğraşıyorlar acaba? Bunun için mi bu kadar yatırım yapıyorlar? Bunun için mi milyon dolarları verip futbolcu alıyorlar? Avrupa çok önemli. Ben Avrupa'da da çok ileri noktalara gideceğimizi düşünüyorum. Tekrardan Fenerbahçe taraftan seslenmek istiyorum. Lütfen sağduyulu olalım. İrfan Can'a da aynı şekilde. Yani birkaç maç sonra Mert Hakan da aynı tepkileri görebilir. Abi çünkü 3 futbolcu Fenerbahçe taraftarın gözünde böyle... Mert Hakan, İrfan Can Kahveci ve kaleci Altay hakikaten dediğin doğru böyle ipin ucunda mı topun derler? Topun ucundalar. Böyle en ufak bir hatasını yapmasını bekleyen belli bir taraftar grubu var. Dün ben Fenerbahçe taraftarını açıkça söyleyeyim. Yani maç sonu için demiyorum ama maç içerisinde çok beğendim. Evet, iyiydi. Çünkü bildiriler falan yayınlandı genç Fenerbahçeliler tarafından. Bildiriler yayınlandı. Evet, kesinlikle hiç durmadan takımların yanında oldular ama tabii son dakikalarda yapılan ve maçta bittikten sonra yapılan şeyler hoş olmadı. Ama şunu söyleyeyim, tabii ki protesto insanların en doğal hakkı. Onu da belirtmemizde fayda var. Ama Altay'da kendini biraz toparlayacak sevgili. Altay'a destek oluyoruz ediyoruz ama Altay'da hakikaten kendini toparlayacak. Ya tutulabilir bir dal arıyoruz ama Altay konusunda doğru haklısın abi. Çünkü dün yediği golde de hatalı. Yani o yenmeyecek goller yiyor. Ve takımını riske sokuyor. En mantıklı olan şu an Altay'ın ayrılığı Fenerbahçe'den. Yani çünkü bu böyle gitmez abi. Çünkü yarın öbür gün tamam İrfan Can'ı bile kaleye koymuş olsan sakatlık olabilir, bir şey olabilir. Altay'la ama kadronda yabancı dostu iki tane yerli kaleci bulundurman gerekiyor. Evet. Ama Altay olmaz abi. Yani diğer kaleci ismini bilmiyorum ama artık Altay bu saatten sonra Fenerbahçe'de olmaz. Çünkü bazı da koptu aralarındaki. İnşallah tribünlerle dediğin doğru. Tribünlerle eğer bağ koparsa onu toparlaman mümkün değil. Evet abi, çünkü Rossi'ye de aynı şekildeydi. Şu an dediğim gibi Mert Hakan bile. Yani en ufak bir sallantıda Mert Hakan'a bile aynı tepkiler gelir. O yüzden taraftar bu sene bu kadro kurulmuş. Lütfen keyfini sürelim. Maç içinde böyle geriye düştüğümüz zamanlar da olabilir. Takımın kötü oynadığı dönemler de olabilir. İnişli çıkışlı dönemler mutlaka olacak. Takıma destek verelim. Ya kim olursa olsun. Maç sonu tamam. Daha sonrasında sosyal medyada eleştirelim. Sayfasına yazalım. İşte ne bileyim Altay'a, İrfan Can'a DM'den yazalım ama. Hakarete varmayan tepkiler olabilir. Ailesine, çoluğuna, çocuğuna, eşine, annesine, babasına. Maalesef bunlar da yapılıyor ülkemizde. Maalesef. Yani dün ben röportajlarda da gördüm sosyal medyada. Fenerbahçe tarafları acayip bir şekilde tepkili Altay'a. Yani anlayamadım ben. Yani böyle nefret eder derecesinde bazılarının yorumları vardı.
Hoş değil. İnşallah en kısa zamanda bir ayrılık olur diyelim Altay'la Fenerbahçe'yle. Veya biraz daha dinlendirmek lazım. Aslında dünkü maçta acaba İrfan da başlasa daha mı iyi olabilirdi ama tabii hocanın da kafasında... Hayır, hoca da neden? Yani ben olsam zaten tepki oluşuyordu. En azından bir süre İrfan Can da geçen sene son maçlarda iyiydi. İrfan Can'la başlasaydı, devam etseydi belki de Altay olay soğuyacaktı. Biraz daha soğuyabilirdi, doğru evet. Söylüyorsun. Biraz İrfan'ı deneyebilirdi orada. Evet abi. Peki. İyi çok... yayınlar abi. Teşekkür sağ ol, ederim. Görüşmek üzere, kendine çok çok iyi bak. Evet, dün Dzeko hayat verdi diyoruz. Neden öyle diyoruz? Fenerbahçe şampiyonluk hedefiyle girdiği Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk maçında seyircisi önünde yaklaşık 40 bine yakın taraftar vardı. Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti ve lige galibiyetle başladı. Maça fırtına gibi giren Sarı Lacivertler'de Edin Dzeko'nun golleriyle uzanırken mücadelede Dusan Tadic'in golleriyle uzanırken mücadelede ne demek ya? Galibiyete Edin Dzeko'nun golleriyle uzanırken mücadelede Dusan Tadic'in de bir penaltı kullanamadığını belirtelim. 10 kişi kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün tek golü de Arda Kızıldağ'dan geldi. Adana Demirspor Süper Lig'in ilk haftasında sahasını ağırladı. Çaykur Rizespor 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Tabii transfer haberleri var. Biliyorsunuz hem Fred hem de Cengiz Ünder Fenerbahçe takımı stada geldiler. Tribünlerle bir buluşma enstantanesi yapıldı. Saha içine sokuldu iki futbolcu. Yoğun bir ilgi vardı. Kadroda zaten büyük değişime gidecek. Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük maçında birazdan detaylarına gireceğim. Transferlere gireceğim. Galatasaray'da gelişmeler var. Hepsini birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Hakemleri zaten bu hafta bakalım performansları nasıl. Onları da Deniz Ateş Bitner programın ikinci bölümünde bizlerle olacak. Ha, Deniz Hoca bağlanırken de eğer sormak isterseniz Deniz Hoca'ya sormamı ilettiğiniz bir şey de olursa bana Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız Deniz Hocamıza da soruyorum. Günaydın. Alo. Merhaba. Merhaba Aygün abicim. Mustafa ben, İstanbul Bahçelievler'den, Fenerbahçe taraftarıyım. Mustafa Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Öncelikle Antep'i mücadelesinden dolayı kutluyorum. Ben de tebrik ediyorum. Ben çok beğendim. Açık söyleyeyim. Hani Aygül abi sezon başında bir Adana Demirspor diyorduk, deplasmanı zor. Antep'e gidecek. Evet, Antep biraz zor. Ama Antep deplasmanda da kolaydı. Kendi sahanda da yenmek kolaydı Antep'i. Evet, kolay değil ama deplasmanda daha da çok zorlayacaktır. Yani kendi sahasında özellikle dört büyüklere çok büyük darbe vuracaktır. Yani dedik bu sezon başlarken büyükler arayı açtı. Hani kaç tane takım var derken buna bir tanesini de Antep'i koyabiliriz hani. İnşallah böyle devam ederler. Bir de o var tabii ki. İnşallah. Devam edeceklerini sanıyorum yani. Takım belli yani. Kendini belli ediyor. Şimdi Aygül abi kaleci sorunundan gelince de İsmail Kartal hocama bir tavsiyem olsun. Yani iç maçlarda İrfan Can'ı oynatsın, dış maçlarda da Altay oynatsın. Hani Altay'dan vazgeçemiyorsa. Ha, deplasmanlarda diyorsun. Deplasman tribünü biraz daha tabii farklı diyorsun. Ona göre. Farklı, biraz daha seyirci baskısı az olur. Daha bir rahat hissedebilir kendini. Yani yediği gol de yenecek bir gol değil yani. Hani tamam hani protesto ediliyor ama bu kaçıncı abi yani? Yani bu kaçıncı? Yani şu an hemen aklıma gözümün önünden Trabzon'da yediği bir gol var biliyorsunuz. Hani tuttu içeri attı. Daha elinden aynı şekilde. Hemen aynısını yine tuttu içeri attı. Yani şey maçında yediğine, Avrupa maçında yediğine bir şey demiyorum. Her kaleci yiyebilir yani o golü. Ama yani şunu çıkarması lazım. Avrupa maçındaki gol de kurtarılabilirdi. Ne söyleyeyim? Ben Altay'ı severim ama yani performans... Ya şimdi şu yediğine göre o yenilebilir gibiydi. Hani anlatabiliyor muyum? Hatası vardı tabii. Geç çıktı, açıyı kapatamadı falan ama hani yenilebilirdi. Diğer kaleciler de yiyebilirdi ama buna yani tutmana gerek yok. Bir tokat at gitsin top yani kornere doğru. Tutuyorsun içeri bırakıyorsun. Yani Trabzon maçında da biliyorsunuz öyle yapmıştı. Yani bu kaçıncı hani şey olarak. Ben buradan bir daha Ali Koç'a seslenmek istiyorum. Aygül abi şampiyon olmak istiyorsa beni tribüne çekecek. Neden diyeceksin? Abi Fener en son şampiyon oldu o günden bugüne o stada gidip devam etmedim. Yani 8-9 senedir benim gitmediğim hiçbir sezonda şampiyon olamadı daha Fenerbahçe. Öyle mi? Gerçekten bıraktım yani. Bizde bir totem Mustafa vardı. Bu efendim ya, Mustafa. Ya totem kabul ediyorsun. Şimdi totem Mustafa vardı. O totem Mustafa merak ediyorum. Bu sene nasıl bir totem yapmış? İlginç, bakın ben bunu bilmiyordum. Yani siz tabii söyleyince. Yani bu da bir tesadüf.
Demek gerçekten yani Sayın Başkan duyuyorsa, Sayın Başkan duyuyorsa veya başkan yakın kişiler duyuyorlar. Başkana söyleyeyim, Trabzon maçlarında da benim oğlanı almasın maça. Öyle mi? Tabii. Her gittiği maç berabere bitti bugüne kadar. Galibiyeti yok. Gerçek söylüyorum. Ya oğlum gitme diyorum. Gidiyor geliyor berabere. Gidiyor geliyor berabere. Her Trabzon maçında da o zaman siz göndermeyeceksiniz. Yani artık 21 yaşında abi nasıl tutayım yani? Kapıdan tutsam pencereden atlayıp gidiyorlar. Doğru hani. Söylüyorsun, doğru. Yani şey yapıyorlar. Doğru. Ben bunları söylemek istedim. Peki, çok, abi, çok kısa bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun efendim, abi. Buyurun, buyurun. Şimdi abi bu kulüpler bu kadar paraları şey yapıyorlar değil mi? Alıyorlar topçuları, evet, filan filan. Bunu kimse, ya her kulüp için konuşuyorum, yanlış anlamaz. Büyük bir ihtimal banka kredileri de çekiyorlar, doğru mu? Daha şu an banka kredileri çekemezler. Banka kredilerini ödemeye başladılar. Ya çünkü şunu demek istedim Aydın abi, yani mesela ben bir muhasebeciyim. Geçen bir mükellefim bir bankadan kredi çekmeye gitti. 900 TL borcu var diye vergi dairesi mesela bankalarına haciz koymuş. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bizim bu, yani bu futbol açısından da söylemiyorum. Hani bir sürü şirketler var, borç var, cartı var, cürtü var. Onlar çok kolaylıkla alıp bu kredilere ulaşabilirken 900 TL için mesela normal bir vatandaşın hesaplarına haciz konuyor, kredi çekemiyor. Bu bir ülkemizde bir çıktı standart değil mi ya? Doğru, 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 doğru. Yani bunu da söylemek istediğim için de kalmasın dedim. Çok abi, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Ben de tabii kulüplerin bu vergi borçlarıyla ilgili burada defalarca söyledim. Yani ben vergimi ödüyorsam, çalışan herkes vergisini ödüyorsa, eşimiz, çoluğumuz, çocuğumuz vergilerini ödüyorsa, kulüpler de ödeyecek. Vergi affı gelmeyecek yani maalesef. Bir de şey çıktı, sapma neymiş? Limit artışlarında biliyorsun %25'lerden sapmaları %40'a çıkarttı Türkiye Futbol Federasyonu. Bu ne demek? Biraz daha fazla harcayın demek. Kulüpler zaten borç batağında, daha da borç içerisine girin demek. Günaydın. Günaydın. Merhaba, kim Günaydın. Gaziantep'ten abi. Adem Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Dün herhalde abi, tahmin ediyorum bir kalbinizin yarısında bir Antep. Aynen. Öbür yarısında aynen. Bir Fenerbahçe aynen. Vardı. Aynen öyle. Hani ben Antep'i de gerçekten yapmış olduğu transferleri ister istemez takip ediyoruz. Aldığı oyuncular da gerçekten hani üst düzeydeyse de kaliteli oyuncular. Evet, ben beğendim Antep'in. Oynadıkları futbolda akşam izledik. Yani 2-0'dan 10 kişi kaldıktan sonra ben dedim Fenerbahçe şimdi bu maçı Rolente'ye alacak. Nitekim de öyle oldu. Sonradan 2-1 olunca mesela bir paniğe başladı ondan sonra. Tayyip kardeşimizin dediği gibi sanki geçen senenin şeyini, fragmanını izlermiş gibi olduk. Songül Hanım'a da şöyle katılıyorum. Ne güzel bak aradı, Galatasaray'ı konuştu. Fenerbahçe 5 yaş demedi. Hı-hı. Ben de her zaman diyorum arayan kişiler kendi takımını konuşsun. Ben aslında şuna geleceğim Aygün abi. Biz Cengiz Ünder'in yerine 15 milyon avro değil mi? Evet, doğru. Para. Doğru. Ona vereceğim parayı ben Paul Pogba'yı getirseydim daha mı kötü olurdu? Yerli şeyinde söylemiyorum. Ya yani şimdi yerli olayı 3-8 artı 3'ten dolayı ben söylüyorum Cengiz geldi, onu söyleyeyim. Çünkü kaleye biraz daha farklı kullanacak. Cengiz'i kullanacak. Mert Müldür'ü kullanacak. Ferdi'yi kullanacak. Kaleye de Livakovic'i koyacak. Yani normalde 8 artı 3 olmasa farklı olsa da Cengiz'e bu kadar para verilmezdi. Ben sana söyleyeyim. Ben yani onun yerine Pogba'yı getirseydim daha mantıklı olmaz mıydı? Yani orta saha bakımından söylüyorum. Yani bir 6 numara gelecek ama ben söyleyeyim. Bir Juventus'tan bir 6 numara gelecek. Bu Juventus'tan kim bu? Vallahi belli mi abi? Bir iki tane isim var. Şimdi isim söylemiyorum biliyorsun. Ondan sonra olmayınca bir sürü tantana oluyor. Bir iki tane futbolcu var Juventus'tan. Onlarla görüşmeler yapılıyor. Tahmin ediyorum birkaç gün içerisinde netleşir bu iş. Aylısı olsun abi. Juventus'la biraz sıkıntı var biliyorsun Avrupa'da. Ondan dolayı aynen. Abi bunları daha... şimdi bu sıkıntıları peki bize ne gibi şey olabilir? Hani bu Avrupa'la ilgili. Ne anlamda? Bu geçen de izledim de bu men edildi yanılmıyorsam ceza da iyiydi. Bunun diğer takımlara bir katkısı veyahut da bir faydası olacak. Şöyle faydası var işte gördüğün gibi oradan biraz daha nakite ihtiyacı olduğu için eldeki bazı futbolcular alma imkanı olabiliyor orada. O anlamda. Anladım. Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımda katılma oraya bilmem neyle katılma imkanı vermiyor şu an sana. Altay'ın da yemiş olduğu goller gerçekten kayda
değer değil. Yani gördük. Bence İrfan oynasaydı, benim nezdimde İrfan tamam, aynı gömlek olmasa da sanki bir adım daha önde duruyor İrfan'ın oyunu. Hoşuma gidiyor. Ben iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Adem Bey. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Antep'e sevgiler, saygılar dileyelim. Kısa bir ara verelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Telefon almaya da devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? İzmir'den Uğur ben. Uğur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun. İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Teşekkür ederim. Ya ben bir ufak bir görüşüm vermek istiyorum. Buyurun efendim. Buyurun. Bu alınacak olan kaleciyle ilgili. Ne yapan kaleciyle ilgili? Alınacak olan Fenerbahçe'ye alınacak olan Livakovic'le ilgili, kaleciyle ilgili, anladım. Hı-hı. Ya madem bu kadar iyi bir kaleci, neden bunu bir başka Avrupa devleri almıyor? Neden biz bu kadar üzerine gidiyoruz? Bu kadar nasıl yaptı bu adam? 10 milyon, şöyle. Yok, çok isteyen de vardı. Dünya Kupası iyi bir performans sergiledi. Ondan sonra zaten herkes görmeye başladı. 10 milyon euro gibi bonservis bedelinde kulübü çok ısrar ettiği için bazı kulüpler geri adım atmak zorunda kaldılar. Bence bizim çocuklarımız onlardan daha iyi. Biz kendi çocuklarımıza biraz daha önem vermemiz lazım ben. O düşüncedeyim. Şahsi görüşüm odur. Katılıyorum şahsi görüşünüze. Saygı duyuyorum. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Uğur Bey? Takımdan da gayet memnunuz. Hı hı. Fakat şunu söyleyeyim. Hı. Cengiz İncer bence bizim takıma biraz lüks gibi gelecek. Takımın dengesini bozacak gibi geliyor. İyi bir transfer, iyi bir oyuncu ama şu an hani bizim dengemizi bozacak gibi geliyor benim. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim Aygün Bey. Sağ olun, sağ olun. Sinan Kamacı, dün yine ilk topta golü yedik, hem de duran topta. Bu ilk top uğursuzluğu mu yoksa kalecimizin sıkıntısı mı bilemedim demiş. Acil kaleci alınmalı demiş Sinan Kamacı. Günaydın. Alo, düştü galiba. İyi yayınlar sevgili Özbek. Bu saate kadar oynanan maçların hepsini izledim. Yerli olarak Hatay'da oynadı. Ben de Bertu'ya bayıldım ya. Hakikaten Volkan Hoca çok iyi bir kadro kurmuş. Bertu beni etkiledi diyebilirim. Doğru ve eğil ellerde geliştirilirse golcü sıkıntısını çeken futbolumuzda bir umut olabilir. O vücut yapısına rağmen çok hızlı ve ayağına hakim demiş. Kim demiş? Nedim Küçük. Günaydın. Alo, günaydın. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşürüz? Merhaba. Bir saniye. Bir saniye, tahmin ediyorum kenara çekti arabayı. Veya alo? Yok, kenara çekmedim. Şu an çalışıyorum, dışarı çıktım. Rahatla konuştum. Rahat buyurun, kimle görüşüyoruz? Aygün Bey. Ben İstanbul'dan Ahmet. Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Ben şimdi geçen bir Fenerbahçeli bir arkadaş şey dedi. Ya abi, Avrupa'yı boş verin, boş verelim de ligde şampiyon olalım. Ya ligdeki gelecek şampiyonlukta alacağın para senin bu sene yaptığın şeyleri karşılamıyor ki bize kardeşim. Yani bunu taraftar olarak... Biz niye biz bu lig şampiyonluğunu bir anda ikinci plan ettik, onu anlamış değilim. Yani verilen rakamdan dolayı mı demeye Hayır, çalışıyorsunuz? Yok, yani yok, şampiyonluk yok. Önemli yani değil. Paradan... Ama şimdi şöyle söyleyeyim Ahmet Bey, siz şampiyon olamazsanız da Avrupa'ya gidemezsiniz. Yani o yüzden... Bakın, bunun ikinciliği var, üçüncülüğü var. Tamam, bunu da önemsiyoruz illaki ama şimdi düşünün Avrupa'ya gidiyoruz ama sadece orada görünmek için gidiyoruz. Yani amaç görünmek olmasın. Ya gidelim biz ne de olsa elenip geleceğiz, en azından lige asılalım. Kardeşim, bence ikinciliğimiz bizim lig olmamıza, lig şampiyonluğu. İllaki şampiyon olmak isteriz biz de. Ama yurt dışından gelecek olan para bizim masrafımızı kurtarıyor. Bizim yani harcadığımız parayı karşılayabiliyor. Yanlış mıyım Aygün? Doğru söylüyorsun. Şimdi bugün bir çeyrek... Yani lig şampiyonluğundan gelen para sana çok büyük bir katkı sağlamıyor. Doğru. Ama Avrupa'dan gelen yani para... Yani o amaçlı söylüyorum. Yoksa tabii ki, illa tabii ki. Ben tabii isterim ki her yıl Beşiktaş şampiyon olsun. Ama gelecek olan para ben şimdi Fenerbahçe kaç tane futbolcu aldı? En kötü işte 4 milyon euro, 5 milyon euro, 6 milyon euro, 10 milyon eurolar veriyor. Doğru mu? Nereden baksanız 50 milyon euroya tekamül ediyor. Şimdi gelecek sene Avrupa'da biz bir şey yapamadık.
Yani bu sadece şeyde Türkiye Ligi'nde de her sene bir takım şampiyon olacak diye bir kaydı da yok. Avrupa'dan da biz bir şey alamadığımız zaman ne oluyor? Öbür sene bu sefer ya paramız yok, ihtarname yedik, yok UEFA bunu söyledi bize, yok burası bunu söyledi. Kardeşim bize, bizim düzelmemiz için biz en çok nereden bizim giderimizi neresi karşılıyorsa en çok önemi oraya vermemiz lazım. İlla ki bizim futbolumuz yükselsin, değeri yükselsin, marka olsun. Buna eyvallah. Buna yanlış bir şey demiyorum. Bu yanlış bir şey söylemiyorum. Ama biz zaten Avrupa'da kalıcı olursak her sene, her sene olmasın, iki senede bir takımımız çeyrek final oynarsa zaten gereken şeyi de biz alırız. Bu kadar sıkıntı yaşamayız. En azından borçlarımızı azaltmış oluruz. Haklı mıyım ben bunda Aygün Bey? Doğru söylüyorsunuz. Doğru tabii. Doğru haklısınız. Yani bu amaçlı. Ben sadece hani burada Fenerli taraftar dediğim zaman Fener'e de bir şeyim yok. Yanlış anlamasın. Ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Hı hı. Ama bizim önceliğimiz evet. Lig şampiyonluğu da önemli. Oradan gelecek olan para. O zaman taraftar şunu demeyecek bize. Ya başkanlara şunu söylemeyecek kulüplere. Ya sen transfer yapmıyorsun. Bakın işte Beşiktaş taraftarı gitmiş Ahmet Nurçebi'ye protesto ediyor. Niye ediyorsun kardeşim? Adamın parası yok. Şimdi adam neyini götürüp versin ki sana şey getirsin. Tamam futbolcu getirsin sana. Seneye şampiyon. Bu üç takım veya dört takım birden şampiyon olamıyor ki. Biri elbet. Elbet biri olacak. Yani bunun şansı bir. Peki. Bir kişi. Peki. Herkes olamıyor. Doğru. Doğru. Onun için. Peki. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Sağ olun Ahmet Bey, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Şimdi Ahmet Bey deyince şöyle bir bakayım dedim, nedir ne değildir diye. Yani Fenerbahçe'nin toplamda 2, 4, 6, 7 futbolcuya toplamda 48.2 milyon euro gibi bir para, bonservis anlamında para ödediğini görüyoruz. Ama 46 küsur milyonluk da bir satış var, onu da söyleyeyim. Yani şu anda Fenerbahçe'nin tahmin ediyorum 1, 1.5 milyon euro veya 2 milyon euro gibi bir rakam fazlalığı var. Onu söyleyelim. Çünkü satışlar gerçekleşti. O satışlardan gelen paralarla da transferler yapıldı. Günaydın. Günaydın Aygün Bey, nasılsınız? İyiyim. Uğur Bey iyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Aygün Bey, güzel transferler yaptı Galatasaray. Yine lige çok kötü başladı. Yani oyun olarak, futbol olarak her sene kötü başlıyoruz. Ama bu sene Şampiyonlar Ligi sebebiyle bir de ligi, sezonu da erken açtık. Doğru. Yani bu erken açmış olmamıza rağmen neden bizim takımlarımız böyle geç form tutuyorlar? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki transferler tam bitmediğinden dolayı olabilir mi? İkincisi, kampa yetiştirilmiş olan futbolculardan doğru olabilir mi? Hala transferler devam ediyor, ondan doğru olabilir mi? O elbette olabilir ama Galatasaray takımına baktığınızda geçen sezonun kadrosundan farklı bir kadro ile çıkmadı ki. Bir Raşit de oynamadı geçen seneye göre. Yanılıyor muyum? Torreira yoktu galiba. Torreira. Ama Torreira da geçen sene şampiyonluğu getiren isimlerden bir tanesiydi. 2-3 tane futbolcudan yani, bir tanesiydi. Icardi yoktu. Onu da söyleyelim yani baktığın zaman. Sonradan oyuna girdi. Tabii şimdi Icardi'ydi, Zaha'ydı. Bunlar yeni transferler. Biliyorsunuz uzunca bir süredir yoklardı. Kampta yoklardı. Onların tabii tekrar takıma adapte olmaları, antrenman eksikliğinin giderilmesi biraz süre alacak. Peki Zaha ile ilgili de benim bazı kuşkularım var. Zaha'nın kumaşı çok kaliteli, onu evet, anladık bir kere. Hı hı. Ama Kerem'le aynı yerde acaba nasıl düşünüyor hoca onu? Sizin bir fikriniz var mı? Valla ben bunu geçen gün de söyledim. Herhalde Kerem'e yedek olarak Zaha veya Zaha'ya yedek olarak Kerem tutuluyor. Yani çünkü aynı anda ikisi olmuyor değil mi? Aynı anda ikisi olmuyor. Yani. Aynı anda ikisi olmuyor. Orada ya Kerem'i evet, farklı noktaya koyacak. Zaha kendi bölgesine oynayacak. Artık onun kararını Okan Hoca verecek. Veyahut da tabii ki burada Kerem'in şöyle bir avantajı var. 8 artı 3'ten dolayı bir avantajı var Kerem'in. Yani Kerem'i kesmek kolay değil. Zaten bir de formda Kerem. Kesilemez de zaten, onu da söyleyelim. Ama orada bir sıkıntı yaşanacak gibi gözüküyor. Yıllık 4,5 milyon euro falan alıyor herhalde Zaha. O zaman o da Zaha'nın yedek oturumu. Ben bu seneki kadro planlaması, tamam Erden Timur'u çok seviyoruz. Kadro planlamasında yanlışlıklar var Galatasaray'ın. Bence de var. Yani önce orta sahayı bir çözseydik, sonra şova yönelik adamları sonra alsaydık. Keşke. Biraz da defansa da stoper anlamında da biraz takviye yapılması gerekiyor. Stoperde de eksiğimiz var. Hem sayı olarak eksiğimiz var, hem kalite olarak. Doğru. Yani bu Şampiyonlar Ligi şey değil. Hallaç pamuğu gibi dağıtır geçerler yani. Orası biraz farklı da farklı bir lig. Yani. Farklı bir lig. Evet. Doğru. Bir de size bir sorum var. Yanlış anlamazsanız sizi anlamak adına soruyorum. Ben bile anlayamıyorum. Siz nasıl anlayacaksınız bunu? Tweet. Ben bile bazen kendim anlayamıyorum.
Buyurun. Ya biz bu anlarız biz birbirimizi ya. Şimdi Fred'e teşekkür ederiz. Galatasaray'ın çok altında bir ücrete Fenerbahçe'ye imza attı. Şimdi bonservis anlamında mı söylüyorsunuz? Yok, sizin tweetiniz bu. Fred'e? Hayır bakın. Tweetim şöyle, Galatasaray demiyorum, bakın gene yanlış okuyorsunuz. Yanlış okudum. Pardon. Peki buyurun düzeltin. Buyurun. Pardon. Şimdi o tweet'i açmam lazım. Siz konuşun. Öyle bir tweet atmadım. Bakın şimdi ben, benim yok. Hatırladığım şöyle, Fred'e de teşekkür etmek lazım. Diğer takımların çok altında bir ücrete Fenerbahçe'yi tercih etti. Ama burada Galatasaray cümlesi yok. Fred'e. Ama nereden biliyorsunuz Galatasaray dediğimi? Peki. Hayır bir dakika, dediğimi nereden biliyorsunuz? Şimdi Galatasaray'la yarıştı ya Fred, Fener ama, orada. Tamam orada yarıştı ama Fred'i sadece Fenerbahçe Galatasaray mı istedi? Veya Zaha'yı sadece Fenerbahçe Galatasaray mı istedi? Tete'yi sadece benim, Fenerbahçe Galatasaray mı izledi? İstedi. Ne bileyim Şimanski'yi sadece Fenerbahçe Galatasaray mı istedi? Yani Fred konusunda sanırım başka teklif yoktu Galatasaray ve Fener'in dışında. Benim bildiğim. Yok vardı da rakamlar farklıydı. Rakamlar farklıydı. Aslında orada bir ironi yaptım. Çünkü neden ironi yaptım onu da söyleyeyim. Çünkü maalesef bizim bazı medya mensupları arkadaşlarımız Fenerbahçe transfer yaptığı zaman rakamları hep yüksek gösterdiler. Hatırlıyorsunuz değil mi o insanların? Kimi dediğimi çok ama siz uyumayın işte bunlara. Bakın. Şimdi Fenerbahçe bir futbolcu alıyor. Aynı futbolcuyla anlaşmaya çalıştığı zaman rakam diyorlar ki 10-15 milyon bu eder mi diyorlar. Doğru mu? Doğru mu? Kesinlikle doğru. Evet. Sonra Galatasaray'a geldiği zaman ne diyor bu arkadaşlar? Şampiyonlar Ligi olduğundan dolayı Galatasaray yarı fiyatın yarısına geldi. Helal olsun diyorlar. Bu Şampiyonlar Ligi'ne bir tek Galatasaray mı katılıyor bu dünyada? Tabii ki öyle. Tabii ki de. Kesinlikle haklısınız ama biz bu seviyelere bunu... Alo? Düşürüp, geliyor mu sesim? Geliyor. Sonra diyorlar ki Aygün attı diyorlar. Sonra aman öyle bir şey yok. Aman kapatmayın telefonu. Sonra yanlış andın insanlar. Buyurun. Yok estağfurullah. Hiç öyle şey yapmadınız bugüne kadar. Şimdi Aygün Bey biz o insanların seviyesinde olmayalım ya. Yani zaten bunların amacı holiganlık, kendi takımları lehine holiganlık. Belki maddi belki manevi çıkar elde ediyorlar bu işten. Ben orada bir ironi yaptım. Ben sesim orada bir ironi yaptım. Net söyleyeyim. Ama ben size bir soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsiniz. İstediğiniz kadar. Düşünün Avrupa'da bir futbolcu, X futbolcu. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe teklif yapmış olsun bu futbolcuya. İkisi de aynı ücreti ödesin. Tercihi Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Galatasaray olur. Galatasaray. Ya Fener'e gelmesi için Fener'in daha fazla para ödemesi lazım. Doğru ama mu? Tabii şimdi bakın şöyle. Doğru tabii ki. Yani ama şu da var. Sonuçta yani futbolcu ya ne yapayım kardeşim ben parayı bulacağım. İster Şampiyonlar Ligi'nde oynasın isterse Mali Lig'de oynasın mantığı da var. Bugün şimdi baktığımız zaman Suudi Arabistan Ligi'ne niye gidiyor insanlar? Suudi Arabistan Ligi'ndeki futbol takımları Şampiyonlar Ligi'nde mi mücadele ediyor? Hayır onlar para veriyor. Para vererek geliyor. Yani demek ki burada futbolcunun düşündüğü şey para. Para ama kariyerini düşünen de Şampiyonlar Ligi şimdi kariyerini platformuna çıkmak ister. Ya şunu söyleyeyim yani zaten bunlar Avrupa vitrininde. Ya Allah aşkına Türkiye'de Şampiyonlar Ligi'nin kariyerine ne kadar çıkabilirsin? Ya ligimiz bizim nerede? Uğur Bey dedim yanlış hatırlamıyorum değil mi? Uğur muydu? Doğru. Bizim ligimiz nerede Uğur Bey? Avrupa'da 10. sırada şu anda. Ne o? Yani 10. sıraya daha yeni geldik. 2 sene sonraki dönemde Şampiyonlar Ligi'ne takım çıkaracağız. O da daha bakalım takımlarımız devam ederse 10. sıraya yeni geldik. Biz nerelerdeydik? Doğru mu? Ama mesela yani bizim ben ligimiz size... bizim ligimiz izleniyor mu zannediyorsunuz? İzleniyor. Şampiyonlar Ligi izleniyor ama. Ya Şampiyonlar Ligi niye izliyor? Rakiplerden dolayı izleniyor bizim takımlarımız. Ya bizim için değil ama yani bir Bayern Münih'in rakibi Galatasaray olursa orada Galatasaray tamam, bir vitrine çıkmış oluyor. Tamam da yani ama bir maçta vitrine çıkmıyorsun ki o senin geçmişine de bakıyor. Aa bu maçta Bayern Münih maçında bu Ahmet Aygün iyi oynadı bunu transfer edelim demiyorlar. Bir bakıyorlar istatistiğine bir bakıyorlar. Oo bu adam gel git oynamış gitmiş çıkmış o olmuş bu olmuş. İstatistiklere de bakıyorlar. Tek maçta olmuyor. Ama mesela şimdi sizin transferiniz Şimanski örnek alalım. Çok potansiyelli bir adam. Ben çok beğeniyorum Şimanski'yi. Evet. Evet. Şimdi Şimanski gibi bir adam Şampiyonlar Ligi'nde kendini göstermek ister ve değerini de 3'e 5'e katlayabilir Şampiyonlar Ligi'nde. Bu Mertens için geçerli değil. Mertens artık kariyerinin sonunda. Zeko için geçerli değil. 38 yaşına gelmiş zaten. Ama Şimanski gibi adam... Şimanski o zaman niye Şampiyonlar Ligi'ne giden takımı tercih etmedi, Fener'i tercih etti? Çünkü Fenerbahçe 2.2 milyon verdi.
Şimanski'ye. Evet doğru, işte kap açıklamaları var zaten biliyorsunuz. Yani, evet. Yani bunlar... Galatasaray 1.4 veririm, üstüne çıkmam, bu yaş paramı için benim sınırım budur. Şimanski'nin yaşı kaç? Vallahi 21-22 olmuş. Demek ki üstüne çıkabilirdin aslında. Niye çıkmadın? 21-22 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir Şimanski, iyi bir performans gösterdiği zaman bu 3.2'ler yerine kaça satardın Şimanski'yi? Daha büyük rakamlar. Bence satardın. Yani 10 milyonu aldığı adamı 20 milyona rahat Şimanski satılabilir. Bence harcaması lazımdı o parayı Galatasaray. Yani orada demek ki hata var. Hata var, kesinlikle var, ama adam da bir kural koymuş. Diyor ki potansiyeli olan adamlara maksimum 1.4 ödeyeceğim. Türklere maksimum 1 milyon ödeyeceğim. Bu rakamlara inanıyor musunuz Uğur Bey? Bu rakamlara inanıyor musunuz? Ama şimdi ben bir şey sordum bak. Çok güzel bir şey sordum aslında. Bu rakamlara inanıyor musunuz Türkiye'de? Sadece sizin takım açısından söylemiyorum. Bütün takımlar açısından söylüyorum. Bu rakamlara inanıyor musunuz? Tüm sporcular Galatasaray'da 1 milyon euronun altında kazanıyor. Onu biliyorum. İnanmak. Yani Abdülkerim 900 bin euro alıyor. Kerem 950 bin euro alıyor. Onları biliyorum. Hani gelecekte de işi arttırırlar bilmiyorum, ama bir kural koymuş Galatasaray bu konuda. Uymaya çalışıyor. Yani sizin mantığınıza göre Icardi şu an 1 milyon euroya mı oynuyor? Anlayamadım. Hayır, Icardi 30 yaşında. Icardi yıldız statüsünde. 10 milyon euro takım alıyor. İçerisinde siz ayrı ayrı. Yani o zaman Kerem yıldız statüsü. Bir paremi var. Ama Kerem şimdi kusura bakmayın ama benim gözümde yıldız. Yıldız statüsündeyse Kerem'in de alacağı rakamlar olması lazım. Ama şimdi Icardi ile kıyaslayabilir misiniz? Erzurum'da oynayan adamı bugün Icardi'nin kariyeriyle. Icardi tabii ki 10 milyon alacak. Yani ama olmaz. O zaman da bak şu olur. Takım içerisinde huzursuzluk olabilir. Bakın takım içerisinde siz bu kadar barajı açarsanız futbolcu ne der biliyor musun? Çıksın oynasın der. Doğru mu? Der. Ama Icardi gibilere demez onu ya. Yani Zaha'ya diyebilir, ama Icardi gibi bir adama kim... Hani herkes hayran hayran seyrediyor. Kerem de dahil, yani ölüyorlar Icardi için. Siz futbolcu, futbol oynamışsanız, futbol takımlarında futbol oynamışsanız bunu düşünürsünüz. Elbette düşünürsünüz, ama bazı futbolcular özeldir. Şimdi kendi şirketinizde yani yapmış olduğunuz bir iş vardır. Aynı işi siz 3'e yapıyorsunuzdur. Aynı işi başkası 7'ye yapıyordur. Derler ki o biraz daha tecrübesi var. Sen de demez misin o zaman, o tecrübesi varsa o yapsın dersin. Peki, hem 7'yi alacak, hem 7'yi alacak, hem tecrübesi var diyeceksin. Sen 3 alan yapmaz. Peki şöyle sorayım. Berat tip Paris Saint Germain'de 8 milyon euroya oynarken Messi, Veratti. 8 milyon euroya oynarken Messi 100 milyon euroya oynuyor. Şimdi Veratti diyor mudur ki Messi, o zaman Messi oynasın kardeşim? Aynı örnek değil ya. Yani çok üst seviyeyle çok alt seviye örneği verdin. Ama Icardi ile Kerem'in farkı da o kadar var, yok mu? Ama Kerem de ben sana söyleyeyim önemli bir yıldız. Takımın en önemli karakterlerinden bir tanesi. Kesinlikle yıldız. Yani. Yıldız kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Kendinize bakın. Kısa bir ara. Aradan sonra artık programın ikinci bölümüne geçiyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Tabii ikinci bölüme geçecektik ama o sırada tabii sevgili Yücel bir dinleyicimizi almış. Ondan dolayı da onu hattan çıkaramazdık. Alo. Son dinleyicimiz diyelim. Buyurun, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben İstanbul Bahçeliler'den Tuncay Cüce. Buyurun Tuncay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi herhalde dedim az önceki arkadaşlar programı komple tamamlayacaksınız. Gidişat oraydı. En son Messi falan filan deyince ben artık yavaş yavaş vedalaşmak istedim Uğur Bey'le. Ya şöyle söyleyeyim. 3 önceki bağlayan abi hemen hemen aynı totemlerimiz varmış. Ben Beşiktaş taraftarıyım. Sizin totem? Benim gittiğim hiçbir maçı kaybetmek ta ki Trabzon maçı hariç. O zaman sende de yani, şey. İki sezon peş peşe 15-16, 16-17 sezonu hiçbir maçı kaçırmadım. 2 sene de şampiyon olduk. Ondan sonra Abdullah Avcı geldikten sonra zaten ben daha tribüne tövbe ettim. Çünkü hiç sevmedim, yani hiç istemediğim adamı getirdiler, yani hocayı diyeyim daha doğrusu. Hocayı ayıp. Getirmedikleri için ben de şey yapmadım, daha da uzak durdum. Ondan sonra daha hiçbir maça gitmedim. Ki zaten şu anda gitmek benim için de zor. Yani maddi durumdan çok da iyi bir durumda değiliz. Bilet fiyatları artık tavan oldu. Evet ya, bilet fiyatları da çok uçtu. Sadece şimdi, bilet fiyatları, ürünler de çok uçtu. Dün arkadaşlar söylüyor 1600, 1800, 2000 liraya falan filan böyle formalar, mormalar, tişörtler, mişörtler nereye gidiyoruz ya?
Ya vallahi ben o yönden şanslıyım. Şöyle söyleyeyim, 15-16, 16-17 sezon formaları var. 17-18'den de hediye geldi. O formalarla ben daha bir 5 yıl idare ederim. İyi, aman iyi bak bu formadır o zaman. Yeni sezon formaları artık parası olan alır. Yapacak bir şey yok abi. Doğru, biz doğru. Emekçi çalışıyoruz. Doğru, yapacak doğru. Bir şeyimiz yok. Kolay değil, onu doğru söylüyorsun. Şeye gideyim. Bugün Beşiktaş'ın yani sürekli transfer yapamıyoruz. Aslında bu kadar yıl zamanımıza gerek yok bizim. Baksan gerçekten de güzel bir kadromuz var. Yani bir iki takviye yeter. Ama Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi uçarsak bu taşın altından kalkamayız. Ya yani Galatasaray bu sene şampiyon olmasına rağmen bu kadar içeri girdi hala. Paradan yana sıkıntıya girdi. En azından sponsorlarla da kapatmaya çalışıyor. Ama bizim bunu yapacak pek bir gücümüz yok. Eğer zaten biraz daha borca gidersek daha yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bundan 10 sene sonra ne Beşiktaş, ne Galatasaray, ne Fener diye takımda kalmaz. Ya ben bugün devlete de bu yüzden sistemim var. Borçlarını kapatmayın. Madem bu kadar transfer yapıyorlar, çeksinler cezasını, ceremesini. Ha. Sürekli devlet affediyor. Takımlara kalsan uçup gidiyor. Bugün Galatasaray Falcao'ya yani şu anın hesabıyla 500 milyon TL para gönderdi. 500 milyon TL. Jardel, borcunu... 13 milyon euro Jardel. Şey Jardel diyorum neydi şey Jacques ne özür dilerim Jacques ne. Yani bugün kıyaslasan kulübün borcun 10'da 2'si 2 futbolcuya ait. Bu yüzden ben de Beşiktaş'ın öyle transfer için bütün parasını falan harcamasına karşıyım. Yani gidebildiği kadar yere gider. Şampiyon oluruz olamayız. Sorun değil. Biz şampiyon peki. Olsun diye sevmedik takımı. İnşallah peki. Çok da güzel yerlerde görürüz. Avrupa'da da çok da güzel yerlerde görürüz. Hepsine başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok tekrar. Teşekkür ederim abim. İyi kendinize, yayınlar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, programımızın ikinci bölümüne artık yavaş yavaş geçiyoruz. Onu da tekrar söyleyelim. Bugün zaten biliyorsunuz Fatih Karagümrük'te Beşiktaş maçı var. 15. kez karşı karşıya geliyorlarmış. Trendyen Süper Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük'te Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Saat 21'de Atatürk Olimpiyat Stadında maç oynanacak. Siyah beyazlar sezona galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş geçen sezon kiralık olarak kadrosu bulunan Arthur Masuaku'nun yaz transfer döneminde bonservisini alırken Onana, Amarty ve Rebic ve Emrecan Bulut da kadrosuna dahil etmişti. Siyah beyazlarda geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Romain Saiz, Redmond, Wellington'la yolları ayırdı. Fatih Karagümrük Beşiktaş müsabakasını Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılarını Abdullah Bora Özkara ve Serkan Ok yapacakmış. Karşılaşmanın 4. hakemi de Yiğit Aslan olacak diyelim. Dün tabi açıklamalar da vardı biliyorsunuz Fenerbahçe açısından da hem Fırat'ın hem de Cengiz Ünder'in inlerle ilgili açıklamalar vardı. Onların detayını vereceğiz. Cengiz Ünder'in biliyorsunuz bonservisi 15 milyon euro. O da taksitler halinde ödenecek. Fred'le ilgili de biliyorsunuz kap açıklaması geldi. Fred'le ilgili belirlenen rakam 9.743.586.5 euro olarak açıklandı. 4 sene içerisinde 8 taksit halinde ödenecek bu rakam. Çok kısa bir araya gidelim. Aradan sonra çok önemli bir isim Deniz Ateş Bitner bizlerle beraber olacak. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. HDI Sigorta. Reklam. Saat 11. Misli'ye gelen herkese 20 TL hediye. Üstelik tüm üyelere. Alayına misli, misli. Radyo Spor. Reklam. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Eski FIFA eski hakemi, spor yorumcusu Deniz Ateş Bitner bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Hayata kalma mücadelesine. Evet hocam. Hocam şimdi şunu size söyleyeyim. Yani siz bunu deyince aklıma geldi. Normalde benim sorularımda bu yoktu. Hakemleri gördükten sonra ya ben niye bu mesleği erken bıraktım diye söylüyor musunuz?
Yani birçoğunu gördükten sonra evet, yani şöyle söyleyenler oluyor daha doğrusu. Yani kişinin kendine bunu söylemesi belki yanlış olabiliyorsun. Ego anlamında farklı algılanabilir. Ama bunu söyleyen birçok kişiyi duyunca aslında biraz da mutlu oluyorum. Çünkü diyen çok kişi var. Yani bu hakemleri gördükçe sizin erken bıraktığınızı düşünüyoruz. Siz olsaydınız farklı olabilirdi işte diye. Ama şunu da kendime sormadan ya da düşünmeden edemiyorum. Acaba hani ben de hakem camiası içerisinde olsam, kendimi ifade edemiyor olsam ben de bu şu anki hakemler kadar çok eleştirilirdim diye düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla hani hakemlerin kendini ifade edemediği sürece, hakemler kendilerini insanlara tanıtamadığı sürece ya da bir şekilde bir diyalog kuramadığı sürece tartışılmaya devam edecekler. O yüzden bunun önünü açmamız gerekiyor Almanya'da, İngiltere'de olduğu gibi. Nasıl açacağız peki Türkiye'de bunun önünü hocam? Nasıl açacağız? Evet, çıkıp bir şekilde maçtan sonra en azından kritik kararlardan sonra birkaç kelime edebilmeliler. Birkaç cümle kurabilmeliler. Bunu eskiden yapıyorlardı. Yani Türkiye'de de vardı. Eskiden izin veriliyordu bir şekilde. Ben gidiyordum ya, bir hakem kimdi o yapıyordu şeyde Şişli'deki o meşhur yerde eski federasyon binasında. Evet. Oğuz Hoca mıydı diyeceğim, şimdi tam hatırlamıyorum ismini de. 15 günde bir yapıyordu. Orada öyle bir sorular soruldu ki ondan sonra da ortadan kaldırmak zorunda kaldılar programı. Yani şey gidip medyaya anlatıyorlardı işte şey şu hata yani, oldu bu hata aldı diye. Zekeriya döneminde. Zekeriya ha Zekeriya doğru Zekeriya bravo. Yani doğru. Bunu Merkez Hakem Kurulu başkanı değil. İşin muhatabı kimse o aslında açıklayabilmeli. Yani ona sorular sorulabilmeli. Yani ne diyebiliriz? İşte Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda ne gördünüz diyebilmeli. O da kurallar çerçevesinde bunu açıklayıp insanları ikna edebilmeli. Ve bunu yaparken aslında standardı yakalamak lazım. Yani benzer pozisyonlara da aynı yorumu yapmadılar. Ya da aynı kararı vermediler. Ya da yanlış yaptıysa bunu da açık yüreklilikle dile getirmeli ve nedenini açıklamalı. O zaman insanlar tabii ki belki bu kadar eleştirmekten vazgeçerler. Anlayabilen ya da işte hakemin bakış açısından bakabilen kişiler biraz daha en azından bu mesleğe saygın davranabilir, saygı gösterebilir. O zaman yayıncı kuruluşu yapmak lazım. Yani şu andaki üçlü yerine dediğiniz yetkili kişinin yayıncı kuruluşta çıkarak bunlara cevap vermesi gerekir. Yani bir ara böyle bir proje hazırlandı. Sonra her hafta çıkacak dendi. Sonra vazgeçildi. Böyle bir garip bir uygulama var. Verdikleri bir kararın arkasında duramıyor federasyon. Geçen sene çünkü hani Lale Orta hakem eğitimcisi işte Hugdallas'la birlikte her hafta çıkıp pozisyonları değerlendireceklerdi. Sonra ayda bire döndü. Ondan sonra 3 ayda bir yaptılar. En son vazgeçtiler, yapmadılar. Yani böyle garip bir döngüye girdi, kısır döngüye. Şimdi bu pozisyonları insanlara aktarmak lazım. Tamam, sezon başı seminerinde güzel güzel anlattınız. Ama izleyen sayısına bakıyorum YouTube üzerinden o programı. Yani 1200 kişi falan izlemiş toplam. Yani dünkü pozisyon, kaos yaratan son dakikadaki pozisyonun birebir açıklaması sezon başı seminerinde var. Ama 1200 kişi izlemiş. Bu içler açıcı bir durum. Ve bu insanlara aslında hakem camiasının kuralları iyi lanse edemediği, iyi anlatamadığı anlamına geliyor. O yüzden tartışılmaya devam ediyor. Ha bir de şöyle bir güruh var. Ya öyle kural mı olur ya diye bir güruh var. Öyle bir kural var ve uygulanıyor. Yani bilmeyen var ama ya. Ya da bilen biliyor da işine gelmiyor. Hocam şimdi aslında medya içinde de baktım ben. Maalesef medyayı öyle. Biliyorsunuz bu kurallarla değişim kurallarıyla ilgili bir toplantı organizasyonu da yapıldı. Bunlar anlatıldı orada. Ama birçok medya mensubu, demeyeyim az bir kısım medya mensubu, dün bir iki kanalda da gördüm, haberi yok değiştiğinden. Evet. Ve bu insan yorum yapıyor televizyonda. Yani şöyle söyleyeyim mesela hani basınla el oynamayla ilgili pozisyon anlatayım tabii ki şöyle, insanlar anlasın bizi daha iyi anlasınlar diye. Federasyonun eksikliğinden bahsediyorum. 1200 kişi izlemiş diyorum videoyu. İşte, o skandal zaten yani. O başka hayır şey. Şu federasyonun burada çok büyük hatası var. Bir kere ben bir şekilde radyoya bağlanarak televizyonda, YouTube kanalımda, kendi sosyal mecramda hakem yorumu ya da pozisyon yorumu yapıyorum değil mi? Evet yapıyorsun hocam. Ve insanları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorum. Doğru. Acaba federasyona sormak lazım. Hiç deniz ateş bitmedi. Bu basın lansmanına davet etmek akıllarının ucundan geçmiş mi? Ben böyle bir davetiye almadım ve davet edilmediğim yerde işim olmaz düşüncesiyle gitmedim. Bunu ego olarak kimse görmesin. İçeri girerken insanlar güvenlik tim listesine bakıyor ve öyle alıyor insanları içeriye. Hı-hı. Ben gideceğim deniz ateş bitmedi olarak ben geldim diyeceğim ve bakacak sizin listede isminiz yok deyip beni geri çevirecekler. Yani
federasyonun bu kadar iş bilmez hareket ettiği yerde aslında bazen basın mensuplarını da insanları da anlamak lazım. Birkaç tweet üzerine bunu söylüyorum. Hani bir resim paylaşmıştı bir arkadaş, kim olduğunu hatırlamıyorum. Yani kurallarla ilgili bir lansman yapılıyor ve takip eden, yorum yapacak kimse şu anda burada yok diye böyle bir eleştiride bulunmuştu. Davet edilmediğimiz yerde de tabii ki işimiz olmaz. Kusura bakmasınlar. Bu işi ben değil federasyon düşünecek. Yani federasyon diyecek ki Deniz Çoban buyur gel, Bülent Yıldırım buyur gel, işte Bahattin Duran buyur gel, Erman Hocam buyur gel, Ahmet Hocam buyur gel, Deniz Hocam buyur gel. Siz yorum yapıyorsunuz, en azından halkı ya da insanları bilinçli bir şekilde bu kurallar konusunda bilgilendirirsiniz. Ama bunu işte düşünebilecek bir kişi federasyonda var mı yok mu? Bunu da bizi davet etmedikleri için yok diye gördüm ben açıkçası. Davet etmeme sebepleri ne olabilir peki? Yani gözden kaçmıştır. Ben hani polyanlacılık yapayım. Gözden hocam çok kaçmıştır. İyi niyetlisin yani. Yani işte polyanlacılık. Federasyonun hiçbir anında, hiçbir kurumunda, kurulunda görev vermemek için elinden geleni yaptıkları birçok hakem var. Birçok eski hakem var. Onlardan bir tanesi de benim. Evet, doğru. Bir tanesi de Ali Palabıyık olacak. Göreceksiniz. Yani bunlar biz kolay kolay bir yerde davet edilmeyiz ama biz yine de federasyona ve kurumlara bel altı vurmayıp aslında kendi yaptığımız işe saygımızdan dolayı bu şekilde seviyeli eleştiriler yapmaya devam ederiz. Hocam tabii eski hakemlerin belli bir kısmı yurt dışlarında görev almaya başladılar. Böyle bir şey var mı sizle ilgili veya böyle bir düşünceniz var mı? Ne söylersiniz o anlamda? Yani geçen sene sezon başlamadan önce Bodrum'da tatildeydim açıkçası. Azerbaycan'dan beni aradılar. Dediler ki burada Türk bir merkez hakem kurulu başkanı olacakmış. Perşembe günü aradı hatta oradan bir basın mensubu. Dedi ki yarın açıklanacakmış. Cuma için söyledi bunu. Hı hı. Siz misiniz dedi bana. Ben de dedim ki ben şu anda tatildeyim. Benim haberim yok hiçbir şeyden ama ben bir araştırayım bakayım kimmiş. Hemen bir ufak telefon trafiği ve Barış Şimşek'in orada olduğunu öğrendim. Barış Şimşek'in işte eğitimden sonra muhtemelen görüşme yaptığını ve merkez hakem kurulu başkanı olabileceğini öngördüm. Basın mensubuna söyledim bunu. Benim böyle böyle bir şey olabilir. O da buna haber yaptı ve ertesi gün Barış Şimşek açıklandı. Bir kere bizim kendi değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Cüneyt Barış Hoca Şimşek, da farklı bir yer. Tabii ona da geleceğim. Şimdi hı-hı. Barış Şimşek, Cüneyt Çakır'ın Avrupa Şampiyonası'nda düdük çaldığı yerlerde kale arkası hakemi olarak görev yapan bir kişi, bir eski hakem. O Azerbaycan'da görev yapıyor. Cüneyt Çakır Gürcistan'da merkez hakem kurulu başkanı oluyor. Biz bu iki değeri ya da işte Bülent Yıldırım gibi ya da Deniz Çoban gibi, ben kendimi saymıyorum tekrar söyleyeyim. İşte Fırat Aydınus gibi isimleri biz kendi değerlerimize sahip çıkmayıp kurullarda görev vermiyoruz. Ve elin adamı diyelim, yine kibar gidelim, elin adamı geliyor ve maddi isteği neyse tamamını karşılıyor. Cüneyt Çakır'ın Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olması için 20 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor. Doğru. Türkiye Futbol Federasyonu 20 milyon TL verir miydi acaba Cüneyt Çakır'a? Ya da Cüneyt Çakır'ın işte şu an için Merkez Hakem Kurulu'ndan bahsedelim mi? Ahmet İvanoğlu'na ne kadar bir maddi destek sağlıyor? Ya da onun ne kadar kafasını rahat tutabiliyor ki Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı koltuğunda rahat bir şekilde oturup görevini yapabilsin? Tabii bunlardan kaçınmamak lazım. Bazen insanları rahat ettirmek, düşünce olarak rahat ettirmek, maddi olarak rahat ettirmek başarıyı getirir. Bir şirket yönetiyorsanız ve o şirketin iyi bir geliri olsun istiyorsanız önce çalışanlarınızı memnun edeceksiniz. Çalışanlarınızın kafasında herhangi bir soru işareti bırakmayacaksınız. Dolayısıyla Gürcistan'ı, Azerbaycan'ı ülke olarak ve federasyon olarak tebrik ediyorum. Doğru hamleler yapıyorlar, doğru hamleler yaptılar. Yakında göreceksiniz bakın. Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan birçok hakem ön plana çıkacak. Avrupa'da çok fazla maç yönetmeye başlayacaklar. Bu iş biraz da lobi işi. Cüneyt Çakır eski bir elit kategori hakemimiz ve elit kategori hakemimiz hakemliği bıraktıktan sonra Gürcistan'da Merkez Hakem Kurulu Başkanı olursa UEFA da bu lige ve buradaki hakemlere farklı bir gözle bakar. Şimdi Cüneyt Çakır'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu bir lige mi ve hakemlerine mi daha fazla dikkat eder UEFA, yoksa Ahmet İvanoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanı olduğu bir lige mi? Bizim bir tane elit kategori hakemimiz var. Geri kalan bütün FIFA hakemlerimiz ikinci kategori hakemi. Yani birinci kategoride bir Ali Palabıyık vardı. Ona da hakemliği bıraktırdık. Bıraktırdılar. Ve
uzunca bir sürede birinci kategoriye bir hakem çıkaramayız. Bu tırnak içinde belirteyim, Atilla Karaoğlan hariç. Atilla Karaoğlan U17 Avrupa Şampiyonası finali yönettiği için yakın bir gelecekte belki olur. Ama başarının devamı gelmez. Diğer FIFA hakemlerinde de çok büyük değişiklikler yaşanır. Hocam çok kısa bir araya gidebilir miyiz? Çok az bekleteceğim sizi. Reklam aramızı aradan sonra Deniz Ateş Bitner ile sohbetimiz devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda FIFA eski hakemi ve spor yorumcusu Deniz Ateş Bitler. Hocam Fenerbahçe-Antep maçından başlayalım isterseniz. İki penaltı pozisyonu var. İkisinde de aslında VAR müdahalesiyle görüldü VAR müdahalesiyle. İlk penaltı pozisyonu ilgili neler söylersiniz? Son dakikadaki ele çarpma ilgili neler söylersiniz? Yani şimdi az önce de bahsettim. Son dakikadaki ele çarpma pozisyonu sezon öncesi seminerinde üstüne basarak vurgulandı ve tekrar yinelendi. Aslında o yeni değişen bir kural değil. Daha önceden vardı ama kamuoyunu bilgilendirme amaçlı özellikle vurgulayarak şunu söyledi Hugo Dallas. Bir oyuncu kendi kontrolündeki topu uzaklaştırmaya çalışırken eline çarparsa, bu kaleye giden toplar hariç bu arada, bunu özellikle söyleyeyim. Ve elin kolun baş üzerinde olması hariç. Hı hı. Pozisyon devam eder. Aynı durumda yine kaleye giden top hariç, bir oyuncu doğal aksiyon içerisindeyken defans oyuncusu takım arkadaşından teken top eline temas ederse penaltı verilmez diye bir üstüne basa basa vurgulandı. Ve buna benzer bir örnek yine sezon öncesi seminerinde izletildi. Ve benzer durum dün Fenerbahçe Gaziantep Spor maçında son dakikada yaşandı. Yani şimdi birçok insan belki bilmesine rağmen, belki bilmemesine rağmen, belki takip etmemesine rağmen özellikle üstüne basa basa vurguluyor. Tarafsız olan, taraflı olan kişilerden bahsediyorum. Hı-hı. Fenerbahçe taraftarları değil de diğer camia taraftarları bu pozisyonun özellikle penaltı olması gerektiğini, böyle saçma bir kural mı olacağını vurguladılar. Böyle bir saçma kural değil. Yani hakem zaten bu kuralı yorumlamak için ya da bu pozisyonları yorumlamak için sahada olduğunu bilmeleri gerekiyor kişilerin. Şöyle diyelim o zaman hocam. Bakmadığını bilmeleri gerekiyor. Şöyle diyelim. O pozisyonda Osterwald ve Tadic diyelim. Evet. Osterwald vurmaya çalışıyor. Tadic eğer kaleye yakın olsaydı, yani kaleciye yakın olsa, alta yakın olsaydı penaltıydı. Doğru mu? Değil. Orada da şöyle bir kriter var. Oyuncunun elinin açıklığı önem kazanıyor bu durumda da. Yani oyuncunun eli yine doğal aksiyon içerisindeyse yine değil. Eli kolu vücuttan çok ayrıldıysa ve bariyer olarak kullanılırsa yine penaltı veriliyor. Yani içerisinde birçok şifre barındırıyor aslında bunlar. Bunları yorumlayabilmek için tabii hani sadece seminere katılmak yetmiyor. Basın mensupları için söylüyorum. Yani uzun bir süre hakemlik yapma tecrübesi de gerekiyor. Ya da futbolu iyi okuyabilmek gerekiyor. İyi bilebilmek gerekiyor. Biraz yoruma açık oluyor o zaman değil mi hocam? Evet, yorum katmak lazım biraz. Ellerle, ellerin ve kolların kural dışı kullanımıyla işte bu topa temasıyla ilgili aslında UEFA baştan şu kriterleri belirliyor. Bu tarz durumlarda yorum hakemde olmak üzere diyor. Yani aslında hakem ne verirse kabul görür demek istiyor. Ama bunun için İşte istisna şu, dediğim gibi beklenmeyen top olması, defans kendi takım arkadaşından sekiyor olması, bu pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmemesi gereken kriterler. Ve hakem burada gördü muhtemelen, devam ettirdi. Sonra VAR'dan da teyit almak istedi. Çünkü o anda elin ne kadar açık olup olmadığını süzemiyor. Bu el eğer baş üzerinde olsaydı, bakın takım arkadaşından geldiğinde baş üzerinde olsaydı hakem yine bu pozisyona penaltı verebilirdi. Beklenmeyen top olmasına ve takım arkadaşından gelmiş olmasına rağmen penaltı verilebilirdi. Çünkü burada da şu kriter devreye giriyor. Oyuncunun elinin kolunun voleybol oynama seviyesinde ne işi var? Ve oyuncu bu şekilde durarak risk alıyor. Bu sefer bu tartışmalar başlayacaktı. Yani verilir mi verilmez mi, böyle söylenmişti ama böyle oldu falan. Birçok kriter işte yorumlayarak insanların aslında anlayabileceği şekilde anlatılabilseydi, işte o YouTube yayını 1200 kişi yerine milyonlara ulaşabilseydi belki insanlar tartışmayacak. Bir tweet atmadan ya da bir kamuoyunu bilgilendirici videolar çekmeden insanlar diyecek ki evet ya bunlar artık el olmuyor, el verilmiyor diyebileceklerdi. Maalesef işte bizim insanlarımız ya da bizim halkımız çok böyle gelişime açık değil, biraz taraflı bakıyor.
bizim federasyonumuzda insanları bilgilendirmek yerine kaosu seviyor galiba. O yüzden bu kaos devam edecek gibi duruyor. Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Ferdi Kadıoğlu Gradel olayıydı, müdahaleydi. Onunla ilgili ne söylersiniz? Yani o pozisyonu ilk izlediğimde bir kere fotoğraf olarak bakmamak lazım. Herkes fotoğraf paylaşıyor. Bir gün önce Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda olduğu gibi. Fotoğraf olarak bakarsanız pozisyonu her zaman kırmızı kart dersiniz. Buradaki kritik bazı durumlar var. Birincisi, Ferdi Kadıoğlu hamleyi yaparken Gradel de topu ayağına sokuyor. Aslında Ferdi'nin ayağını basacağı noktaya doğru ayağını uzatıyor. Eğer Gradel sabit bir durumda dursa, sabit bir konumda olsa ve Ferdi benzer bir hareketi yandan kendisine aynı şekilde yapsa, o zaman yine yorum değişiyor. Rakibe sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir müdahale ve müdahalenin devamı gibi yorumlayıp direkt kırmızı kart diyebileceğimiz bir pozisyon oluşuyor. Burada aslında bir şanssızlık, bir nasıl söylenir, oyuncuların birbirinin yaptığı hareketleri kestirememesi söz konusu. Beklenmeyen bir hareket anlamında söylüyorsun. Beklenmeyen bir hareket ama buna rağmen, bakın buna rağmen ben dün tweet attığımda dedim ki bu hareket her zaman UEFA oyuncunun sağlığını ön planda tutuyor. Ve oyuncunun sağlığını tehlikeye sokabilecek bir hareket olarak yorumlanabilir. O yüzden borderline, hakemlik tabiriyle sınırda bir hareket. Hakem burada bu şekilde saha içerisinde görse ve kırmızı kart olarak değerlendirse hiç kimse bir şey diyemezken, bu pozisyon aslında sarı kart olarak değerlendirilmesi gereken bir pozisyon. Asıl problem de hakemin burada hiç kart vermemesi aslında. Yani sarı kart verse kimse sesini, kırmızı kart verse çok fazla tartışılmayacak. Çünkü dediğim gibi borderline. Ama hakem, yardımcı hakemin uyarısıyla bu kararı verdi, faul kararını. Yardımcı hakem buna müdahale ediyorsa en azından bir sarı kart da göstermeliydi. Hakemin maç içerisinde yapmış olduğu birkaç sarı kart hatasından biri. Yine söylüyorum, borderline, ama ben sarı karttan yana değerlendiriyorum kendi yorumumda. Gradel sabit olsaydı, ayağı sabit olsaydı, Gradel bir hamle yapmıyor olsaydı, o zaman kırmızı karttan söz edebilirdim. Hocam tabii bugün iki maç var ama genel anlamda baktığınız zaman hakemlerin performansları nasıl buldunuz bu hafta? Yani hakemler aslında verilen talimatları uygulamaya çalışıyorlar ama bazı maçlarda biraz kantarın topuzu kaçıyor derler ya. Kulübe anlamında mı söylemeye çalışıyorsunuz? Kulübe anlamında mı söylemeye çalışıyorsunuz? Kulübe ve futbolcu otoritesi anlamında söylemeye çalışıyorum. Yani çevresini saran oyunculara mutlaka sarı kart çıkacak. Evet çıkacak. İtiraz olanlara gösterilecek. Evet gösterilecek. Dün maksimum atılması %100 doğru mesela. İki sarı kart. İki sarı karttan ya. İlk sarı kart itiraz. İkinci sarı kart üstüne itiraz. Alkışlama işte. Parmak hareketi. Bir daha alkışlama. Evet. Ama hakemler biraz proaktif davransa, birazcık böyle oyuncuların psikolojisini çözebilse, belki de bu sarı kartlardan ve kırmızı kartlardan kurtulabilecek müdahaleleri yapabilecekler. Ama işte biz bir eğitim aldığımız zaman, o zaman diyoruz ki ya itiraz ediyorsa atacağız, tamam. Ama itirazı önleyecek bir hamle yapmamız lazım aslında saha içerisinde. Bunu gözden kaçırıyoruz. En büyük eksiklik de bu hakemlerde. Hani bunu birazcık, bu ürkekliği birazcık atabilirlerse... Sanki ilk hafta fena başlamadı gibi, ama ben işte maşallah derim ama 3 gün yaşamaz. Bugün Beşiktaş maçında bir problem yaşanabilir hakemler açısından. Ama soruyu sorarken dedim, ama yani 5'te 2 tane maç var, onun haricindekileri sordum zaten hocam. Evet, evet. Yani şimdiye kadar fena değil yani hakemlerin performansı, ama genel anlamda başarı gelecek gibi duruyor şu an. Ama biz erken konuşuyoruz tabii ki, bu ilk haftanın günahı olmaz. Takımlarda henüz hazır değil. Hakemler de henüz hazır değil. Kritik pozisyonlar yaşanmaya devam edecek. Kritik anlar olacak gibi görünüyor ligde. Tabii kulübü anlamında hocalarla ilgili de biliyorsunuz kartların çıkması gerektiği konuşulmuştur. Orada mesela Anadolu takımının hocalarına biraz daha mı rahat kart çıkmaya başladı? Yoksa büyüklerin hocalarından çekiniliyor mu? Hakemler çekinmeye mi başladı? Onlara kart gösteremeyecek mi? Ne dersiniz bununla ilgili? Mesela yani, Okan Hoca'nın pozisyonu mesela maç sonundaki. Yani bu konuda işte biraz kulüplerin büyüklüğü hakemleri, yani büyüklüğü derken işte camiaların büyüklüğü hakemleri biraz psikolojik olarak etki altına alıyor. Evet. Ama bunu zaten işte dedim ya, standart futbolcular anlamında da standartta, kulübeler anlamında da standartta taşımak lazım. Okan Hoca'nın psikolojisi şöyle. Geçtiğimiz sene de çok fazla yaşadık biz bunu. Birçok maçtan sonra hakem hatası olmasa bile hakemle ilgili birkaç demeci oluyor. Ya da işte kulübe kenarında
hakemlerle ilgili hakemlerin aleyhine olacak jest mimikler kullanıyor. Okan Hoca çok erken başladı. Yani özellikle hani Galatasaray'ın çok böyle varlık gösteremediği bir maçtan sonra ve Galatasaray'ın aleyhine herhangi bir problem göremediği bir maçtan sonra böyle bir serzenişte bulunması ya da etki gösteriyor olması bence daha sonraki hani yapabilecek olduğu maçlarda, bu serzenişleri yapabilecek olduğu maçlardaki kredisini tüketiyor. Hakemlerin bakış açısı biraz farklı olabilir Okan Buruk'a. O yüzden Okan Buruk'un bu konuda biraz dikkat etmesi gerekiyor. Sadece Okan Buruk konusu geldiği için söylüyorum. Sadece onun özelinde değil bu. Birçok biraz agresif davranan teknik direktörler var. Onlar da benzer durumla karşılaşacaklar. Çünkü bu bir talimat. Yani itiraz eden teknik direktör aşırıya kaçtığı zaman sağ kenarında kalmayacak ve ona göre de cezalandırılacak diye futbolculara uygulanan talimatlar teknik direktörler için de geçerli. Şimdi tabii Özgür Akay diyor ki size sormuş hocam, dünyanın en güzel yerinden selamlar diyor, Antalyalı kendisi. Selam olsun. Bir pozisyonda da İstanbul takımıyla oynayan Anadolu takımı diyor, topçusun eline değdiğinde de hakem devam ettirirse eyvallah, ama diyor biliyoruz ki diyor bu durumda diyor cart diye penaltıyı çalacaklar diyor. Dünkü pozisyon üzerinden konuşuyor. Yani evet, büyükleri... yani bu tarz pozisyonlar sık sık yaşandı. O konuda hak veriyorum. Ama bizim dediğimiz gibi adalet vurgusunu yapıyoruz. Küçük takım, büyük takım, Anadolu takımı, İstanbul takımı işte bu ayrımı değil de sadece renkleri gözeterek bakmak gerekiyor. Hakem camiasının da böyle bakması gerekiyor. Baskılardan ya da kamuoyundan bir şekilde sıyrılması, etkilenmemesi gerekiyor. Bunu başarırlarsa başarı gelebilir. Çok umudum olmamakla birlikte söylüyorum tabii bunu. Başarı gelebilir. Yani o konuda haklılar. Geçmişte örnekleri olduğu için bir şey söyleyemiyorum. Ama inşallah düzelir. Yani hakemlerin eğitimiyle alakalı, biraz da özgüveniyle alakalı bu konu. Evet, bir soru da Ankaralı'dan gelmiş. Diyor ki özellikle size de soruyor. Ankara Gücü maçından sonra Tolunay Kafkas'ın diyor maç sonu demeci çok ilginçti diyor. Siz ne düşüncenizi çok merak ediyor. Görmüşsünüzdür. Ben tweet attım zaten onunla ilgili. Şimdi ben de dedim yani, ben de biraz Ümit Milli Takım üzerinden gittim yani. Hakikaten Tolunay Hoca'yı da biraz ayaklarını yere basması lazım ya. Gerçekten. Yani özgüven biraz fazla. Ben de aynen şunu söylemiştim. Evet, Tolunay Kafkas Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden biriyim diyor. Ama takım çalıştırmadığı zaman yazdım ben de. O yüzden hani şöyle bir şey var hakem camiası içerisinde. En iyi hakem evde oturan hakemdir. Yani tartışılmaz, konuşulmaz, pozisyon hatası yapmaz. O yüzden Tolunay Kafkas'ta evet çok iyi bir antrenör olabilir kendince. Dediğim gibi takım çalıştırmadığı zaman iyi bir antrenör. Yani şuna bakmak lazım. Ümit Milli Takım'ı yıllarca çalıştırdı. Bir tane gelecek vadeden ya da bir tane umut vadeden bir tane futbolcu çıkarabildi mi? Çıkaramadı. Ya da U21 takımıydı. Ümit Milli Takımımızda ne tür başarılara imza attı? Biz Ümit Milli Takımımızın yıllarca başarıdan başarıya koştuğunu, Avrupa şampiyonalarına katıldığını, oradan çıkan futbolcuların kulüp takımlarındaki başarılarını konuştuk. Ama Tolunay Kafkas yokken bunlar vardı. Tolunay Kafkas olduktan sonra birçok yıldız futbolcu adayının ortadan kaybolduğuna da şahit olduk. O yüzden biz bu açıdan bakıyoruz. O yüzden benim için Tolunay Kafkas başarılı bir teknik direktör değil. Hatta bence başarılı hocam. Şöyle başarılı. Yani siz şimdi Ümit Milli Takım'dasınız. İstifa ediyorsunuz. Kulüp çalıştırıyorsunuz. Sonra kulübü bırakıyorsunuz. Tekrar Ümit Milli Takım'a dönüyorsunuz. Bu evet, anlamda başarılı. Yani hiç boşta kalmıyor hocam. Hayır, boşta kalmıyor. Yani bana da zaman zaman soruyorlar. İşte televizyonda çıkıyorsun, YouTube'da çıkıyor musun? Birçok Hocam onu da söyleyebilir misiniz? Hocam onu da söyleyebilir. YouTube'da kanalınızın adını söyleyebilir misiniz? Abone olmak yani, isteyenler, sizi takip etmek isteyenler anlamında hocam. Deniz Ateş Bitner yazarlarsa YouTube'da, kişilerden ararlarsa Deniz Ateş Bitner diye sadece çıkıyor. İsmim var ve kendi resmim var. Orada işte yaklaşık 3000 küsur abonem var. Şu an için çok fazla yayın açmıyorum. Daha çok Instagram ve Twitter üzerinden çok biliyorsunuz. Doğru. Evet, Twitter üzerinden, Instagram ve TikTok hesabı üzerinden kısa videolar ve tweetler atarak devam ediyorum ama tabii ben de aynı benzer durumu mesela Tolunay Kafkas'ın bu başarısını yakalayan bazı yorumcular var. Hani bir kanalı bırakıp başka bir kanala giden, aynı anda birkaç kanalda birden çıkıp
Onlara da hayretle bakıyorum. Onların başarısını inşallah biz de yakalarız yani. Zamanı geldi zaman. İnşallah hocam. Hüseyin Altun'dan diyormuş ki hocama sormak istiyorum. Adana Demirspor'un ikinci golü Varda çok bekledi. O kadar beklemesi normal mi demiş? Şimdi bazı pozisyonların Varda incelenmesi için öncesi sonrası içerisinde yaşanan aksiyonlarda problem var mı? Şimdi o kadar çok tartışılıyor ki VAR ve Varda oturan, monitör karşısında oturan kişiler. Hani geçen seneki offside pozisyonunu örnek vereyim. Hani o var mıdır, bu var mıdır? Birkaç pozisyon inceleme durumu vardır. O yüzden bizim ülkemizde biraz teknolojik olarak değil de oyun kişilerin, orada oturan kişilerin psikolojisinden kaynaklanıyor aslında. Yani biz olan bir şeyi görmek yerine acaba var mıyı arıyoruz. En büyük sıkıntımız da bu. Vardaki en büyük sıkıntımız bu. Tartışılma sebebi de bu. Olan bir şeyi görmek lazım. Olmayan bir şeyi aramamak lazım. O zaman zaten biraz da süreci hızlandırır. Oyun daha çabuk akışına bırakılarak hız kazanır. İnsanlar da sıkılmaz. Bizim VAR'a bakış açımız da biraz değişir. Peki. Hocam çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere tekrar. Dinleyenlere selamlar. Sağ olun, çok mersi. Evet, hattığımızda FIFA eski hakemi ve spor yorumcusu Deniz Ateş Bitner vardı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe tüm hızıyla devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, ters köşe devam ediyor. Saatlerimiz 11.31'i gösteriyor. Hattımız Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı sevgili Süleyman Arat var. Sayın Arat, yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, dün özellikle tribünlerden başlamak istiyorum. Maçın ilk anından son anına kadar tribünleri nasıl buldunuz? Oradan başlayayım. Fenerbahçe taraftarları daha önce biliyorsunuz çok tepki gösteriyor futbolcular maç içerisinde. Dün bunu göremedik. Maçtan sonra tabii olan olaylar var ama önce şeyden başlamak istiyorum. Dün tribünleri nasıl buldunuz? Ya aşağı yukarı 38.500'e yakın taraftar vardı. Evet. Ve tribün hınç hınç doluydu açıkçası. Çok coşkuluydu maç başlarken. Yani kulakları sağır edercesine bir tempoyla başladı Fenerbahçe taraftarı. Ama yani geçmiş yıllardan alıştığımız böyle 90 dakika takımını destekleyen her dakika arkasından taraftan yine yoktu açıkçası. Ama bir önceki haftaya göre o protestoların azalması, hatalı paslarda homurtunun yükselmesi, ıslıkların olması, futbolcuları olumsuz etkileyen unsurlar minimuma inmişti açıkçası. Ben yine de olumlu bulsam da geçmiş yıllardaki taraftar anlayışından biraz uzaklaşıldığını düşünüyorum. Bunun nedeni de artan günümüz ekonomisinde artan bilet fiyatları biraz gerçek taraftarları tribüne gelme konusunda zorlaştırdı ekonomik nedenlerle. Hı hı. Dolayısıyla şimdi daha çok seyretmeye gelen kitle daha ağırlıklı gibi geliyor bana, her takım için geçerli. Sadece Fenerbahçe için değil ama Fenerbahçe'de bariz biçimde bu fark ediliyor. Evet, Dzeko dün maçın öne çıkan ismiydi. İki gol attı. Dzeko ile ilgili neler söylersin? Yani şimdi maçtan önce iki arkadaşım bana aynısını söyledi. Dedi ki Dzeko bu sene Fenerbahçe'de patlayacak, bak görürsün dedi. Çünkü yaşı itibariyle hazırlık maçlarında ve Avrupa Kupası maçlarına çok verimli olmadığını söyledi arkadaşlarım. Yani bu arkadaşlarım da yani sıradan insanlar değil, gazetecilikle iştigal eden arkadaşlar ama ben tam tersini söyledim. Yani Edin Dzeko gerçek bir profesyonel olduğunu, ben hiçbir zaman böyle sahanın içinde çok fazla öne çıkan bir oyuncu olmadığını ama topu yakaladığı an hemen golle veyahut da asiste sonuçlandırdığını, 90 dakika çalıştığını, tam bir profesyonel olduğunu söyledim. Nitekim de bu maç sanki benim sözlerimi doğrular gibi oldu. Bakın 90. dakikada geldi, defanstan top çıkardı. Rakip frikiklerinde ve kornerlerinde her zaman Fenerbahçe 18'ine geldi. Müdafaya yardım etti. Orta sahaya zaman zaman geri gelip top preslerin içine girdi. Top kapmaya çalıştı. Bir topu direkten döndü. İki tane gol attı. Daha ne yapsın yani bir 37 yaşındaki Edin Dzeko. Yani bu kadar önemli bir yıldız, bu kadar büyük bir star Fenerbahçe'nin bence bu seneki en önemli saha yıldızı ve çok verimli olacağını düşünüyorum. Kötü oynayan bir Fenerbahçe'de bile dün iki gol atarak maçın önüne çıktı. Eğer Fenerbahçe dün maçı baştan sona domine eden ve peş peşe goller sıralayan bir performans sergileseydi, Edin Dzeko'nun golleri de 3 belki de 4 olacaktı. Çok beğendim ben Edin Dzeko'yu gerçekten. Yani şapka çıkarılacak bir performans ortaya koydu.
Evet, diğer bir sorum da tabii kaleci Altay üzerinden olacak. Tabii maçtan sonra evet. Yani istenmeyen bazı görüntüler oluştu. Altay'a çok fazla tepkiler de vardı. Maçtan önce destek vardı ama maçtan sonra da tepkilerin çok fazla arttığını görüyoruz. Özellikle yediği golden sonra Altay'a çok büyük tepki vardı. Neler söylersin? Şimdi yani bir kere her şeyden önce Altay 2 senedir gerçekten çok formsuz bir dönemden geçiyor. Hoş takım da kötü oynuyor. Yani önündeki defans hattı da öyle. Bakın onun önünde oynayan Samet çok eleştirildi. Onun önünde oynayan Gustavo Hereke. Geçen sene anlamında söylüyorsun. Geçen sene anlamında tabii. Çok eleştirildi. Ondan sonra Perez sakatlıktan döndükten sonra gerçek performansına ulaşması epeyce bir zaman aldı. Dolayısıyla önünde oynayanlar da kötüydü. Üçlü defans pek yaramadı Altay'a. Dolayısıyla o gol yedikçe bir kaleci de tabii ki daha kötü duruma düşüyor ve formsuzlaşıyor. Altay da bundan nasibini aldı. Şimdi bu süreç yani kötü giden 2 senenin faturası bu sene Fenerbahçe Yıldızlar topluluğu haline geldi. 11 tane büyük transfer yaptı Fenerbahçe. Yani inanılmaz transferler. Her bir tek tek mercek altına yatırılabilecek düzeyde. Dünya klasında, Avrupa klasında önemli futbolcular kadroya kattı. Ama burada taraftar işte kalemiz açık kaldı diye bakıyor. Yani şey gibi çok kaliteli bir yorgan aldın ama ayaklarına dışarıda kaldı. Üşüyecek mantığıyla bakıyor. Dolayısıyla kaleci de mutlaka bir yabancı arayışı dile getiriliyor. Bu da 2 aydır Fenerbahçe'nin gündeminde birinci madde. İşte Livakovic mi gelecek, yok başka bir kaleci mi alınacak? Navas mı gelecek, Livakovic mi gelecek? Bunlar tabii ki Altay'ı zaten formsuz olan Altay'ı çok çabuk demoralize olabilen bir insan psikolojisinde Altay gibi oyuncular da çok daha fazla vardır. Geçmiş yıllarda da diğer takımlarda da çok gördük. Kolay demoralize olan bir yapısı var. Altay gibi bir genç adamı bence psikolojisini iyicine yerden yere vurdu. Zaten dediğim gibi formsuzdu. Bu da üzerine eklendi. Altay tamamen bitik durumda. Yani sahada ne yaptığını bilmez durumda. Yani yediği golde hatalıydı mesela dünkü pozisyonda. Bir tane de gol olmayan pozisyon var. Onda da hatalı çıkış yaptı. Bir önceki evet. Maçta bir adım eksik attı. Yine orada gol olmasında bence fatura ona kesilebilir. Dolayısıyla da bu formsuzluk. Hatta topu oyuna sokuşlarda bir taca attı topu biliyorsunuz. Stadyuma ayağa kalktı yani. Dolayısıyla böyle bir atmosferde bu ruh haliyle bir oyuncunun, bir genç oyuncunun başarılı olmasını beklemek gerçekten çok büyük mucize. Dolayısıyla da bence İsmail Kartal'ın şimdi iki uçlu bir düşünce yapısı var burada. Yani Altay'ı dinlendirip İrfan'ı Can Eğribayat'a kaleyi verelim derseniz o zaman da Altay'ı tamamen kaybedebilirsiniz. Altay'da ısrar edeyim derseniz bir iki tane daha böyle gol yediği zaman çok daha da olumsuz faturaları olabilir. Ancak bu yabancı kaleci geldikten sonra anlayışlı biçimde Altay da bunu sineye çekecektir. İrfan da bunu sineye çekecektir. O zaman kale teslim edilecektir yeni gelen kaleciye. Bunun tek çıkışı artık bu noktaya geldi. Çünkü 2 aydır dillendirilen kaleci transferi artık neticelenmezse yani ne Altay'ı kenara alabiliyorsunuz dinlendirmeye ne İrfan'ı kaleye koyabiliyorsunuz. Fenerbahçe'yi zorlayan bir durum haline geldi. Şimdi Allah'tan bir Maribor maçı var. Orada ben yine Altay'la sahaya çıkacağını düşünüyorum İsmail Kartal'ın. Çünkü onu kaybetmeyi düşünmeyecektir. Yine de belli olmaz tabii. Belki yani cepte bir tur bileti burada da İrfan Can'a Eğribayat'ı deneyeyim diyebilir. Ama o zaman Altay için olumsuz bir durum ortaya çıkacaktır iyicene. Yani bu İsmail Kartal'ı zorlaştırıyor. Taraftarın işini zorlaştırıyor. Yönetimin işini zorlaştırıyor. Altay'ı güç duruma sokuyor. İrfan Can'ın omuzlarına, İrfan Can Eğribayat'ın omuzlarına çarpı iki bir psikolojik yük binmiş oluyor. Yani hiç hoş olmadı. Bunu baştan halledeceklerdi kaleci sorununu. Veyahut da bir açıklama yapacaklardı. Altay bizim kalecimiz, milli kalecimizdir. Takımın kaptanlarından biridir. Ona güvencimiz tam diyeceklerdi. Onun böyle göğsünü omuzlarına dike kaldıracaklardı. Her açıdan bakıldığında bir Altay konusunda bir stratejik hata yaptığını düşünüyorum Fenerbahçe yöneticilerinin ve teknik heyetinin. Livakovic'e son durum ne peki? Valla yani artık bu durumda artık bir transfer kaçınılmaz. Yani bu Livakovic mi olur? İşte adı geçen 4-5 tane daha kaleci var. Onlardan biri mi olur? Bir tanesinin gelmesi gerekiyor artık. Çünkü bu iş Altay'la eğer yürütülecek olacaksa hem Altay'a zarar verecek hem Fenerbahçe'ye zarar verecek. İki türlü de bakıldığında bu işten zararlı çıkacak olan iki unsur var. Biri Altay, biri de Fenerbahçe. Aslında Türk futbolu olarak da bakabiliriz. Neticede Altay milli kaleci, formda bir Altay'a milli takımda da her zaman iş düşecektir. Dolayısıyla bu işin bir an önce noktalanması lazım. Yani
2 ay uzayan bir kaleci. Bakın lig başladı. Avrupa kupalarında bir yerlere gelindi. Yani buralarda Yeniçek hatalı bir golle bu demoralizasyonla yani lige kötü başlayabilirsin. Nitekim öyle olabilirdi dün yani. Aynı şekilde Avrupa kupalarından, konferans liginden elenebilirdin bir aksi yanlış hareketle. Allah'tan rakipler kolaydı da yani bir Avrupa'nın dişli takımlarından biriyle oynasaydı Altay'ın o hatalı çıkması golle sonuçlanacaktı. Dolayısıyla da bence artık bunda bir neticeye varılması gerekiyor. Çok da geç kalındı benim düşünceme göre. Bir an önce bu işin çözülmesi gerektiğini söylüyorsun. Evet. Peki transferde son durum ne sevgili Süleyman? Yani hani kale haricinde bir de 6 numara reçleri olduğu konuşuluyor Fenerbahçe'de. 6 numara oynayabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin tabii ki ama yani yapılan son transferler çok isabetli ve dünya çapında transferler. Dolayısıyla böyle olduğu zaman baktığın zaman orta saha sanki güçlendi. Yani şöyle diyeyim, daha doğrusu toparlayayım. Yani bir hafta önceye göre Fenerbahçe'nin 6 numaraya bu kadar ihtiyacı yok. Ama bir hafta önce zaten bunu İsmail Kartal da telaffuz ediyordu. Çok fazla oyunda asker konumundaki bir futbolcuya ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin. Ama son yapılan transferle bence çok fazla gerek kalmadı. Çünkü söyleyin adını yeni transferlerin oradaki boşluğu dolduracağını düşünüyorum ben. Evet. Evet, dün en çok alkış alan bir diğer görüntü de Fred'le Cengiz Ünder'di. Evet. İki futbolcu da sahaya çıkarıldı. Taraftarlarla bir araya geldi bu ikili. Neler söylersin? Evet. Neler söylersin? Şimdi Fred'in ne kadar büyük futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Shakhtar Donetsk'te ve Premier Lig'de elde ettiği başarılar zaten ortada. Herkesin beğeniyle izlediği ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği bir oyuncu. Fenerbahçe'de orta sahasına çok dinamizm getireceğini düşünüyorum ben. Çünkü her topa koşan, basan, oyuna kalbini koyan bir oyuncu. Dolayısıyla yani işte yorumları da izliyoruz. Geçmiş maçlarına da bakıyoruz. Mesela daha önce de belki 10-15 defa net biçimde seyrettiğimiz bir oyuncu ama Fenerbahçe'ye gelecek mi, Türkiye'de bir takıma gelecek mi gibi bir düşünce olmadığı için bu kadar mercek altına alıp açıkçası dikkatli bakmamıştık ama bu transfer konuşmaları başladığından beri geçmiş maçlarına da bakarak inceliyoruz. Son derece yüreğini sahaya koyarak oynayan bir oyuncu. Her topa ayağını sokuyor. Bence Fenerbahçe'nin orta sahasına muazzam ihtiyacı olan tarzda bir oyuncuydu. Çünkü hep söylüyorum asker futbolcuya hakikaten ihtiyacı vardı. İşte Crespo biraz çok fazla verim vermiyor. Her maçı aynı istikrarda oynamıyor. Çok kaliteli bir ayak ama bir takım sorunlar da yaşatıyor Fenerbahçe'ye. İşte kontratın uzatılmasını istedi, fiyatının arttırılmasını istedi. Önümüzdeki yıl bonservis elinde ayrılma ihtimali konuşuluyor. Dolayısıyla da buraya Fred'in çok verimli olacağını düşünüyorum. Cengiz Ünder konusuna gelecek olursak Fenerbahçe 3 yıldır kanatsız oynuyor. Yani burada takımın değişmez 11'inde kanat oyuncusu olarak orada adını yazacağımız hiçbir oyuncusu olmadı maalesef Fenerbahçe'nin. Ne Emre Mor ne İrfan Can Kahveci Arda zaman zaman orada denendi biliyorsun. Hiçbiri gerçek anlamda kanat oyuncusu değildi. Yani Emre Mor da zaten çok istikrarlı hem sakatlığıyla hem de oyun basında baktığın zaman her maçı diğeriyle aynı olmayan kimi zaman çok düşük performans gösteren kimi zaman da patlamalarıyla maçı tek başına alabilecek kadar kaliteli bir oyun sergileyen oyuncu. İstikrarsız bir oyuncu tabii ki Fenerbahçe'nin kadrosunda her zaman yer bulamıyor. Dolayısıyla da yani ne Jesus ona bu imkanı çok fazla verdi. Ne de İsmail Kartal'ın çok fazla vereceğine inanıyorum. Ara ara girecektir maçı çevirmek için hamleye oyuncusu olarak ama ilk 11'de Cengiz Ünder yani formayı kimseye kaptıracağını zannetmiyorum. Yıllardır kanatsız oynayan Fenerbahçe'nin şu sağ kanat oyuncusu nihayet geldi ve bence ilk 11'in değişmez oyuncusu olacak. Türk anlamında baktığım zaman Ferdi'nin yeri garanti gibi gözüküyor bana. Cengiz'in yeri garanti. 3 oyuncunun yeri garanti gibi gözüküyor. Ferdi dedin, Cengiz dedin, bir de kimi dedin? Mert Müldür dedim. Mert Müldür dedin, doğru. Mutlaka bunlar forma giyecek 3 Türk oyuncusu olacaklar. O zaman yani yabancı da dediğimiz gibi kaleci oluyor. Kaleci yabancı olacak gibi diye düşünüyorum ben. Artı bunun yanı sıra yani burada Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek bunlara çok forma şansı artık
Yani aslanın ağzında. O yüzden kolay kolay çok çalışmazlarsa, forum grafiklerini her zaman yukarıda tutmazlarsa işleri gerçekten çok zor öyle gözüküyor. Çünkü çok klas oyuncular kadroya geldi. Şimdi bir 11 yapmak için elimize kağıt kalemi aldığımız zaman o kadar kaliteli isimler yerli anlamında da bir 11 yerli anlamda, sevgili Süleyman sözünü kestim. Yerli anlamda evet. Dün gördüm galiba bir yerde yapmışlar. Yerli anlamında bir 11 yap. Bu da ilk 3 oynar ligde. Tabii. Hepsi milli oyuncu. İlk ben yaptım o haberi biliyorsun 15 gün önce. Hı hı. 13 tane çok kaliteli ve A milli takım seviyesinde oyuncusu var. Hepsi zaman zaman A milli takımda oynamışlar ve halen çağrılıyorlar 3-4 tanesi. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin kadrosu Türk anlamında da çok çok kaliteli. Dediğin gibi sadece Türklerden bir kadro oluştursan belki ilk 5'e girer diye tahmin ediyorum. Yani işte biraz da şans da olması gerekiyor bir takımda. Yani sakatlıklardan uzak, böyle form grafiğinin yüksek bir kadronun oluşması muhakkak ki zaman alıyor. Fenerbahçe şimdi net 11 transfer yaptı. Hatta gençlerden bir iki tanesine daha baktığın zaman bu 13'e kadar çıkıyor. Ama şimdi böyle bir takım yepyeni sıfırdan bir kadro yapılmış oldu. Bir de kaleci alırsak bunu 12 yapmış olacağız. Dediğim gibi gençlere de katarsak 13-14'e çıkıyor bu rakam. Yani böyle bir yeni bir kadrodan başarılı bir 11 çıkartmak, şampiyonluğa oynayan bir ekip yaratmak, takım ruhunu ortaya çıkartmak çok kolay değil. İşte burada İsmail Kartal'a ve yönetime çok önemli işler düşüyor. Her yöneticilerin bir elinin Samandıra'da olması gerekiyor. İsmail Kartal'ın futbolcularla çok iyi diyalog kurması gerekiyor. Taraftarın her zaman takımın arkasında durması gerekiyor. Takımın içindeki ağabey pozisyonunda ve tecrübeli pozisyonunda olan isimlerin işte Tadic gibi, Edin Dzeko gibi, Mert Hakan Yandaş gibi oyuncuların takıma el atıp o takımı her zaman moral motivasyonunu, kondisyonunu her zaman moral kondisyonunu hep yukarıda tutması gerekiyor. Eğlenerek oynamayı sağlamaları gerekiyor. Her maçı kazanmaları gerekiyor. Galibiyet alışkanlığının yerleşmesi gerekiyor. Bunlar da kolay değil. Bunun yanı sıra tabii şanslar da gerekiyor. İşte bakın Fenerbahçe şanssız bir kulüp. Bunu kabul edelim. Mesela Tadiş kariyerinde hayatında ilk kez penaltı kaçırmış Fenerbahçe'de. Olacak şey değil değil mi? Yani inanılır gibi değil. Dünkü o penaltıyı atsa maç çok rahat olacak. Doğru. Tabii 3-4-5'e doğru gidebilecek belki. Geçen seneye bakıyorum şöyle aklımdan hızlıca getiriyorum. Pedro kariyerinde ilk kez sakatlanmıştı. Yani onun ardından biri daha sakatlandı. Aynen doğru. İkisi de birbirinden yaşanmayan şeyler yaşandı. Doğru söylüyorsun. Doğru evet söylüyorsun. Evet. Bunun yanı sıra baktığın zaman Nazım Şangar milli takım oyuncusu olarak geldi Fenerbahçe'ye. O kadar ağır sakatlık geçirdi ki çaprazları koptu filan. Yani Nazım Şangar futbolu unuttu. Yani 1,5 yıldır topa vurmadı neredeyse. Ya inanılır gibi değil yani. Ona bakar King aynı şekilde 3 defa sakatlık geçirdi, ağır sakatlık. Luan Perez kayarak bir garip pozisyonda ayağını vurdu, arka çaprazları koptu. Bir yıla yakın Fenerbahçe formasını giyemedi. Yani bunlar şanssızlıklara örnekler. Dilerim bu sene şanssızlık yaşamaz, hiçbir kulüp yaşamaz inşallah. Peki Süleyman, çok teşekkür ederim yanımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Evet, hattımızda Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu.